Bana hep siyaset felsefesine her ciddi girişin Platon'un büyük bir eseriyle başlaması gerektiği söylenmiştir. Bunu yapmak için bir çaba gösterdik. Şimdi deyim yerindeyse Platon'un oğlu, evlatlığı Aristoteles'e başlıyoruz. Aristoteles'in hayatı hakkında bir hikaye vardır. Şöyle devam eder. Aristoteles doğdu, yaşamını düşünerek geçirdi ve sonra da öldü. Pek tabii ki hayatı bundan ibaret değildir. Fakat bu bir dereceye kadar yüzyıllar boyunca Aristoteles'in nasıl görüldüğünü anlatır. Yani nihai filozof. Aristoteles, Sokrates'in yargılanmasından 15 yıl sonra, 384 yılında doğmuştur. Yunanistan'ın kuzey kısmında, bugün Makedonya olarak adlandırılan yerin bir kısmı olan Stagira adlı şehirde doğmuştur. O zamanki adı da buydu. Sizin yaşlarınızdayken, 17 yaşında veya o civardayken, belki çoğunuzdan bir parça daha gençken, babası tarafından sizin yaptığınız şeyi yapmaya gönderildi. Babası tarafından üniversiteye gönderildi. Atina'ya, Platon tarafından kurulan ilk üniversite olan Akademi'de okumaya gönderildi. Çoğunuzdan farklı olarak Aristoteles, Platonik Akademi'de 4 yıl harcamamıştır. Oraya gelecek 20 yıl boyunca Platon'un ölümüne değin bağlı kalmıştır. Platon'un ölümünden sonra belki de akademinin varisinin seçiminde yapılan tercih nedeniyle Atina'yı önce Küçük Asya'ya, sonra da Makedonya yönetici sınıfının çocuklarına eğitim vermek maksadıyla bir okul kurmak üzere Kral Philip tarafından davet edildiği Makedonya'daki evine gitmek üzere terk etmiştir. Aristoteles burada Philip'in oğlu ile tanışmış ve onu okutmuştur. Makedonyalı Philip'in oğlu kimdir? İskender. Colin Farrell'ın İskender'i oynadığı sadece 1-2 yıllık filmi hepiniz hatırlıyorsunuzdur. O filmde Aristoteles'i kim oynamıştı hatırlıyor musunuz? Anthony Hopkins. Mükemmel. Anthony Hopkins miydi? Ben notlarıma Christopher Plummer diye yazmışım. Bunu kontrol edeceğim. Evet, eve gittiğimde bunu Google'da araştıracağım. Belki de haklısın. İçimde Anthony Hopkins olduğuna dair bir his var. Her kimse o mükemmel bir Aristoteles idi. Filmde yeterince geniş bir rol almamıştı. Her neyse, daha sonra Aristoteles Atina'ya dönmüş ve lise adını verdiği Platonik Akademi'ye rakip bir okul kurmuştur. Yaşamının sonuna ilişkin felsefeye yönelik bir diğer düşmanlık dalgasının sonucu olarak tıpkı Sokrates gibi Aristoteles'in kendisine idam cezası istemiyle dava açıldığına dair bir rivayet vardır. Fakat Sokrates'ten farklı olarak orada kalarak baldıran zehrini içmek yerine aktarıldığı kadarıyla Atinalıların felsefeye karşı ikinci kez günah işlemelerini görmek istemediğini söyleyerek Atina'yı terk etmiştir. Bu konuya birazdan geri döneceğim. Çünkü bu Aristoteles hakkında çok aydınlatıcıdır. Her halükarda bu olay Platon ve Aristoteles arasındaki bazı önemli farklılıkların vurgulanmasına yardım eder. Bir düzeyde diyebiliriz ki neredeyse hemen göze çarpan önemli bir stil farkı vardır. Hiçbir şey yazmayıp sürekli karşılıklı konuşmuş olan entelektüel büyük babası Sokrates'ten ve bu sonsuz Sokratik karşılıklı konuşmaların taklitlerini yazan kendi hocası Platon'dan farklı olarak Aristoteles biyolojiden ahlaka, metafizikten edebi eleştiri ve siyasete kadar hemen her konuda disiplinli ve tematik denemeler yazmıştır. Bir kimse Aristoteles'in Yale'da birçok bölümde kadro alabileceğini, buna karşılık Sokrates'in ders asistanı olmak için bile başvuramayacağını rahatlıkla söyleyebilir. Bu farklar diğerlerini gizlemektedir. Platon için siyaset çalışması daima metafizik soruları, kozmosun yapısına ilişkin sorular gibi derin felsefi ve spekülatif sorularla bağlıdır. Ruh nedir?
ruhun işlevi nedir? Aristoteles en baştan bizim siyaset bilimcisi dediğimiz kişiye benzer gözükmektedir. Tüm antik dünyadan toplam 158 tane anayasayı toplamıştır. Siyasal yaşamın sözlüğüne kavramsal bir güç veren ilk kişi oydu. Hepsinin üstünde Aristoteles'in Politika ve Nikomakos ahlakı gibi eserleri açıkça siyasal öğretim, siyasal eğitim eserleri olmaları niyetiyle hazırlanmıştır. Bu eserler filozofları ve potansiyel filozofları devşirmekten çok vatandaşları ve gelecek devlet adamlarını eğitmek için tasarlanmış gözükmektedir. Onun eserleri siyasal yaşamın soyut modellerini inşa anlamında teorik olmaktan çok kamusal tartışmaların bir tür yurttaş erdemine dayalı ara buluculuğu anlamında tavsiye verme niteliğindedir. Devletin 7. kitabındaki meşhur tasvirinde siyasal yaşamı bir mağarayla karşılaştıran Sokrates'ten ve Sokrates'in yurttaşlarına sorgulanmamış hayatın yaşanmaya değer olmadığını söylediği savunmadan farklı olarak Aristoteles şehrin onurunu ciddiye almış ve felsefenin vatandaşlara ve devlet adamlarına faydalı olabileceği yolları göstermiştir. Fakat tüm buna rağmen bir kimse Aristoteles'in siyasi eserlerini saran büyük bir muammanın olduğunu söyleyebilir hala. Basitçe ifade edersek bir kimse Aristoteles'in politikalarının ne olduğunu sorabilir. Aristoteles'in kendi siyasi görüşleri nelerdi? Aristoteles, Yunan polisinin özel şehir devleti dünyasındaki sanal zirvede yaşamıştır. Kendi yaşamı süresince Aristoteles, Atina, Sparta ve diğer büyük Yunan şehirlerinin kuzeydeki Makedonya tarafından yutulmasına şahit olacaktır. Bizim Yunanistan'ın altın çağı olarak düşündüğümüz çağ, Aristoteles'in yaşamı sırasında aslında sona ermişti. Onun zamanındaki başka Yunan düşünürleri, bilhassa Demosthenes adlı bir adam, Makedonya'nın yayılmacı hırslarının Atina'ya yönelik tehlikeleri hakkında çağdaşlarını uyarmak üzere kuzeydeki Filip'e karşıt Philippics adlı bir konuşmalar serisi yazmıştır. Fakat Demosthenes'in uyarıları çok geç kalmıştı. Yani Platon ve Glaukon, Adeimantus ve diğerlerinin bildiği özel Yunan polisi sona ermişti. Aristoteles bu değişimler hakkında ne düşünmüştür? Neyin olup bittiğini düşünüyordu? Bu konuda sessizdir. Aristoteles'in aşırı gönülsüzlüğü, zamanının meseleleri hakkındaki konuşmada çekimserliği belki de Atina'da yabancı olmasının sonucudur. O bir Atinalı değildi. Bu nedenle Atina vatandaşlığının korumasına sahip değildi. Aynı zamanda onun ketumluğunun kendi sesinde konuşmadaki gönülsüzlüğünün nedeni Sokrates'in sonuna ve felsefenin siyasal olarak tehlikeli durumuna bir karşılık olduğunu da düşünebilirsiniz. Fakat Aristoteles kadar ağzı sıkı ve gönülsüz biri olmakla meşhur birisi için onun eserleri yüzyıllar içerisinde gerçek anlamda başyapıt konumunu almışlardır. Otorite olmuştur. Gerçekten her konuda otorite olduğunu söyleyebiliriz. 13. yüzyılda yazmış olan Thomas Aquinas, Aristoteles'e tek filozof olarak işaret etmekteydi. Onun adını söylemek için bile neden yoktu. Aristoteles basitçe filozoftu. Büyük Yahudi Orta Çağ düşünürü Moses Maimonides, Aristoteles'i bilgelerin ustası olarak adlandırıyordu. Bir düşünün, bilgelerin ustası. Yüzyıllar boyunca Aristoteles'in otoritesine gerçek anlamda erişen olmamıştır. Benimle misiniz? Mamafi, Aristoteles'in otoritesi bir zamanlar sahip olduğu güce artık sahip değildir. Saldırı çok uzun zaman önce değil, 17. yüzyıl kadar geç bir dönemde başlamıştır. Bu dönem daha sonra okuyacağımız Thomas Hobbes adlı bir adam sürünün başındaki, saldırının başındaki kişiydi. Leviathan'ın 46. bölümünde, sonra okuyacağımız bir bölümde Hobbes şöyle yazmıştır.
Aristoteles'in politikada söylediklerinden çok daha az şey hükümet için daha tiksindirici, ahlakta yazdıklarının çoğundan daha cahilce olabilir. Bir düşünün. Hükümet için Aristoteles'in politikada yazdıklarından daha tiksindirici bir şeyin olmaması. Doğal olarak tüm düşünürler bir dereceye kadar Aristoteles'i kendi bakış açılarından okumuşlardır. Aquinas, Aristoteles'i monarşinin savunucusu olarak okudu. Dante, monarşi üzerine olan Demonarkia adlı kitabında Aristoteles'i Hristiyan bir prensin liderliğinde evrensel bir monarşi fikrine destek verir olarak gördü. Fakat Hobbes, Aristoteles'i çok farklı görmüştür. Hobbes'a göre Aristoteles, özellikle İngiltere'de iç savaş sırasında Cromwell hükümeti tarafından yürürlüğe konmuş olan tehlikeli cumhuriyetçi hükümet doktrinini öğretmiştir. Hobbes, Aristoteles'in insanların siyasal hayvan olduğu şeklindeki doktrinlerinin sadece rejisit yani kralların katliyle sonuçlanabileceğini ve nitekim öyle de sonuçlandığına inanmıştır. Tabii ki katılımcı cumhuriyetçi yönetimin hocası olarak Aristoteles okumasının Tocqueville'den Hannah Arendt'e demokratik düşünürlerin sonraki eserlerinde yankıları vardır. Her neyse, bu bizi Aristoteles'in muammasına geri götürür. Yazıları hem monarşi hem de cumhuriyetlerin ve hatta evrensel bir monarşi ve küçük katılımcı cumhuriyetçi türden bir yönetimin desteğine koşulmuş bu garip ve anlaşılması güç adam kimdir? Bu adam kimdir ve eserleri nasıl anlaşılmalıdır? Tabii ki en iyi başlangıç noktası şehrin Gotika'nın başlangıcında ifade edilen görüşleridir. İnsanın doğası itibariyle siyasal hayvan olduğu iddiası. Bu onun meşhur iddiasıdır. Bizim siyasal hayvan oluşumuz ne anlama gelir? Aristoteles nedenlerini özlü bir şekilde, belki de fazla özlü bir şekilde ifade eder. Her şehrin veya her polisin doğal olarak var olduğunu belirttiği politikanın 3. sayfasında bundan insanın zoon politikon, siyasal hayvan, polis hayvanı olduğu çıkarımını yaparak devam eder. Buradaki akıl yürütmesi kısa olmakla birlikte izlemeye değerdir. Ondan alıntı yapalım. İnsanın herhangi bir arı ve sürü hayvanı türünden daha siyasal bir hayvan olduğu açıktır, der. Neden açıktır? Çünkü doğa hiçbir şeyi boş yere yapmaz ve hayvanlar arasında sadece insan konuşma yetisine sahiptir. Diğer türler sese sahip olabilir ve zevki ve acıyı birbirinden ayırt edebilirken konuşma, onun kullandığı kelime logostur, insan logos sahibidir. Akıl veya konuşma, kelime her iki anlama da gelebilir. Basitçe zevki ve acıyı birbirinden ayırt etme yeteneğinden daha fazla bir şeydir, der. Devam eder. Fakat logos faydalı ve zararlı olanı ve böylece adili ve gayri adili ortaya çıkarmaya hizmet eder. Diğer hayvanlara kıyasla iyi ve kötü, adil ve gayri adil ve diğer şeylerin algısına sahip olmak sadece insana özgüdür. Diğer ifadeyle belli ahlaki kategorileri ayırt eden ve yaratabilen konuşma ve akıl, logostur. Kendileri aracılığıyla yaşadığımız faydalı, zararlı, adil ve gayri adil ve onun deyişiyle bir aileyi ve bir polisi oluşturan bu türden şeyleri içeren belli önemli ahlaki kategoriler. Fakat bu Aristoteles'tir. Hangi anlamda? Kendimize sorabiliriz ve sizin de seksiyonlarınızda kendinize soracağınızı düşünüyorum. Hangi anlamda şehir doğaldır? Hangi anlamda biz doğamız itibarıyla siyasal hayvanlarız? Aristoteles kitabın açılış sayfalarında dikkat edebileceğiniz iki farklı tanım verir gibi gözükmektedir. Lafzi açışta polisin doğal tarihine benzer bir şeyi verir. Orada doğa tarihi yazan bir tür antropolog gibi görülmektedir. Polis, daha küçük ve daha düşük insan birliklerinden büyümüş olması anlamında doğaldır. İlk önce aile gelir. Sonra ailelerin birleşmesinden bir kabile. Bir ileri düzeyde
birleşmeden köy ve köylerin birliğinden de bir polis veya bir şehir doğar diyebiliriz. Polis bir uzantı olması, bir kimsenin doğa tarihi müzesinde gördüğümüz daha düşük yaşam formlarından bir şekilde en üstte medeniyete doğru gelişimi gösteren biyoloji tablolarındaki biçimde en gelişmiş insan birlikteliği formu olması anlamında doğaldır. Bu Aristoteles'in argümanının bir kısmıdır. Fakat onun için polisin doğal olmasının kimi açılardan daha önemli olan ikinci bir anlamı vardır. Şehir, insanların onun telos dediği şeyi gerçekleştirmelerine ve mükemmelleştirmelerine imkan sağlaması anlamında doğaldır. Yani insanların amacı, hedefi. Aristoteles, şehir yaşamına katılım, insan mükemmelliğini gerçekleştirmek, gönencimizi gerçekleştirmek için gerekli olduğundan bizler siyasal hayvanlarız der. Bir şehri olmayan kişi, apolis, şehirsiz olan bir kimse ya bir canavar ya da bir tanrı olmalıdır der. Yani insanlığın altında veya üstünde. Bizim siyasal doğamız temel karakteristiğimizdir. Çünkü sadece siyasal yaşama katılarak bizi biz yapan telosumuzu ve mükemmelliğimizi gerçekleştiren onun deyişiyle erdemleri elde edebiliriz. Aristoteles, insanın doğası gereği siyasal hayvan olduğunu söylediğinde malumu ilan etmekten öte bir şey yapmaktadır. Tezin tam geliştirilmesi derin bir biçimde gömülü bırakılsa da birçok bakımdan o geniş bir alan ve güce sahip felsefi bir postuyla ileri sürmektedir. Onu bu eserde ve söylemde tamamen geliştirmemektedir. O, insanların doğaları itibariyle siyasal olduğunu söylemiyor. Bazı zamanlar bunu söylediği düşünülse de bizi siyasal yaşamla uğraşmaya yönlendiren, sahip olduğumuz veya paylaştığımız içkin bir biyolojik arzu veya dürtümüz olduğunu söylemediğini not edin. Yani bizim siyasetle uğraşmadığımızı söylemek istiyor. Böyle yapmamızın doğal olduğunu söylemek, örümceklerin ağ ördükleri ve karıncaların karınca tepesi yaptıkları gibi bizim kendiliğinden ve canı gönülden siyasal yaşamla meşgul olduğumuz anlamına gelmiyor. İnsan siyasi hayvandır dediği zaman öyle görünse de o siyasetin bir tür sosyobiyoloğu değildir. Bazı açılardan durum tam tersidir. O insanın bizi siyasete katılmaya yönlendiren biyolojik bir dürtü veya içgüdüye sahip olduğumuz için değil, fakat konuşma yetisine sahip olduğumuz için siyasal olduğunu söyler. Bizi siyasal yapan konuşmadır. Konuşma ve akıl birçok bakımdan bizim davranışımızı biyolojik determinist bir şekilde belirlemekten çok uzak olup bize diğer türlerin sahip olmadığı davranışımızda bir özgürlük, esneklik ve takdir hakkı sunar. Bizi siyasal yapan içgüdü değil, akıl veya konuşmadır. Ama ardından Aristoteles için soru, onun bize yönelttiği soru şudur. Logos, konuşma ve rasyonellik kapasitesi ile siyaset arasındaki bağlantı nedir? Bu ikisi nasıl birleştirilmektedir? Niye biri diğerine yönlendirmekte veya diğerini gerektirmektedir? Birçok bakımdan o fazla bir nedensellik iddiasında bulunmamaktadır. O, bizim konuşma kapasitesine sahip olan rasyonel varlıklar olmamız siyasetle ilgilenmemize neden olur dememektedir. Onun daha çok bu logos özelliğinin gerçekte siyasal yaşamı gerektirdiği biçiminde bir iddiası vardır. Sanırım bu iddiada bulunmasının nedeni logosun iki tane esasen insani özelliği gerektirmesidir. Diyebiliriz ki bunların ilki bilme gücüdür. Bilme gücü bizim görme ile aynı polisin veya şehrin üyelerini tanıma yeteneğimizdir. Hepsinin üzerinde bizi hemcinslerimize bağlayan konuşmadır. Bir dil bilimcinin ileri süreceği biçimde sadece dil yetisine sahip olmamız değil, ortak bir ahlaki lisanı paylaşmamızdır. Bir şehri oluşturan şey, adil ve gayri adil hakkındaki belli ortak kavramların paylaşılmasıdır.
bizimle bu lisanı paylaşan diğer kişileri tanıma ve bilme kapasitesi logosun siyaseti gerektirdiği ilk anlamdır. Öte yandan akıl veya logos bu kapasiteden daha fazlasını gerektirir. İlginç bir şekilde Aristoteles için logos aynı zamanda sevme gücünü de gerektirir. Biz en yakından ilişkili olduğumuz ve en yakınımızda ve görünür olan kişileri severiz. Birçok bakımdan Aristoteles'e göre Hobbes, Locke ve diğer sosyal sözleşme teorisyenlerine göreceğimiz gibi bizim sosyal ve siyasal doğamız bir hesaplamanın sonucu olmayıp sevgi, yakınlık, dostluk ve sempati gibi şeyler siyasetin temelidir. Ve bunlar logos'ta kök salmışlardır. Tabii ki insan doğası itibariyle siyasaldır demek şehirde diğerleriyle katılımda bulunarak tamamıyla insan olduğumuzu söylemek değildir. Bunu söylemek bundan daha fazla bir anlama sahiptir. Bizi mükemmelliğe yönlendiren birliğin formu zorunlu olarak tikelci bir şeydir. Şehir her zaman belli bir şehirdir. O her zaman bu veya şu belli şehirdir. Polis, Platon'un yanı sıra Aristoteles'in de açıkça anladığı üzere bugün kapalı bir toplum olarak isimlendirilebilecek küçük bir toplumdur. Bizi mükemmelliğimize, telosumuzu gerçekleştirmemize ve mükemmelleştirmemize yönlendiren bir toplum, güven, arkadaşlık ve yoldaşlık bağları ile bir arada tutulmalıdır. Aristoteles için sadece karşılıklı çıkar hesapları üzerinde temellenen bir toplum gerçekten siyasal bir toplum olamaz. Aristoteles bizim herkese güvenemeyeceğimizi söyler gibidir. Güven sadece küçük bir arkadaşlar ve yurttaşlar çevresine duyulabilir. Güven ilişkileriyle yönetilebilecek kadar küçük bir şehir Aristoteles'in savunduğu anlamda siyasal olabilir. Şehrin alternatifi olan imparatorluk sadece despotik olarak yönetilebilir. Büyük, yayılmacı bir despotizmde ise güven ilişkileri olamaz. Bir anlamda Aristoteles bir insan doğası itibariyle siyasaldır ve şehir doğaldır dediğinde bunun sonucu şehrin asla evrensel bir devlet olamayacağıdır. Şehir asla tüm insanlığı içine alan bir şey olamaz. O asla bir tür kozmopolis, bir dünya devleti ve hatta bir devletler veya uluslar ligi olamaz. Evrensel devlet, küçük, kendi kendini yönetir bir polisin imkan verdiği kişisel mükemmelleşme biçimine müsaade etmez, etmeyecektir. Aristoteles'in anlayışına göre şehir dünyada daima kendisininkilere karşıt başka ilkeler üzerine temellenebilecek diğer şehirler veya devletlerle bir arada var olacaktır. Yani Aristoteles'in düşüncesinde en iyi şehir bile bir dış politikasının olmamasını kaldıramaz. Demokrasinin iyi bir vatandaşı başka bir rejimin iyi bir vatandaşı olmayacaktır. Bir kimsenin kendi yaşam biçimine yönelik partizanlık ve sadakat sağlıklı bir şehir tarafından gerektirilir. Argümanı Platon'un devletinden Polemarkus'un anlayacağı biçimde ifade edersek, dost ve düşman, siyasal hayatın doğal ve yok edilmez kategorileridir. Tıpkı herkesle dost olamayacağımız gibi, şehir diğer tüm şehirlerle veya devlet diğer tüm devletlerle dost olamaz. Savaş ve savaş için gerekli erdemler, şehir için aynı zamanda gerekli olan tıpkı dostluk, güven ve yoldaşlık erdemleri gibi doğaldır. Kitabın açılış sayfalarında Aristoteles'in henüz hangi tür şehrin veya rejimin en iyi olduğuna dair bir şey söylemediğini not edin. Tüm söylediği bizim doğamız itibarıyla polis hayvanı olduğumuz ve amaçlarımızı başarmak için bir poliste yaşamamız gerektiğidir. Fakat ne tür bir polis? O nasıl yönetilmelidir? Tek kişi, bir azınlık, çoğunluk veya bu kategorilerin bir bileşimi tarafından mı? Bu noktada bir polisin ne olduğuna ilişkin çok genel özellikleri biliyoruz. Ortak bir adalet lisanı ile yönetilebilmek için yeterince küçük olmalıdır. Sadece aynı kelimeleri konuşmak yeterli değildir.
Fakat bir anlamda vatandaşlar bir şehri ve halkı şekillendiren bazı ortak tecrübelere, belirli bir ortak hafızaya ve tecrübeye sahip olmalıdır. Bugünün çok dilli ve çok etnikli büyük toplumları Aristoteles'in tanımında sağlıklı bir siyasal topluluk sayılabilmek için yeterli güven ve dostluğa imkan tanımazdı. Bu nedenle bazı açılardan Aristoteles bizim aşina olduğumuz devletlerin bir tür eleştirisini sunuyor gibidir. Seksiyonlarınızda veya arkadaşlarınızla bu metni tartışırken bunu düşünün. Aristoteles bizim hakkımızda ne diyor? Böyle bir şehrin vatandaşları teloslarına veya mükemmelliklerine makamlarda, şehrin yönetim pozisyonlarında rol alarak ulaşabilirler. Yine büyük bir kozmopolit devlet vatandaşlarına istedikleri gibi yaşama imkanı sunabilir. Fakat bu Aristoteles'in özgürlükten anladığı şey değildir. Özgürlük sadece yurttaşlara karşı sorumluluklar ve yurttaşların ve ortak iyinin gözetimi anlamındaki siyasal sorumluluğun yerine getirilmesiyle elde edilir. Buradan hareketle ona göre özgürlük istediğimiz gibi yaşamamız anlamına gelmez. Belli bir sınırlama hissi ve her şeye izin verilmediğinin bilinmesi ve iyi toplumun bir ılımlılık, sınırlama, öz denetim, özgürlüğün tecrübe edilmesinden ayrılamayacak, Adeimantus'un sözleriyle öz yönetim olduğunun idrakiyle şekillendirilir. Birçok bakımdan Aristoteles, Platon'un yaptığı gibi bir kimsenin istediği gibi yaşaması anlamındaki modern ve hatta antik demokratik özgürlük teorisinin belli bir eleştirisini sunar. Gördüğünüz gibi kitabın yoğun bir argümanın derin şekilde sıkıştırıldığı bu açış sayfaları büyük önem taşır. Orada açılması gereken çok şey vardır. Bugün sizinle burada Aristoteles'in bu insan fikri, polis hayvanı fikri ile neyi kastettiğinin üzerinden giderek bunun çok azını yapmayı denedim. Bu görüş hakkında ne düşünürsek düşünelim, ister sevelim ister sevmeyelim veya sizin düşünceniz her ne olursa olsun, yine birinci kitabın önemli bir kısmını kaplayan başka bir meşhur veya daha ziyade kötü şöhretli doktrinle yüzleşmek zorundasınızdır. Onun köleliğin doğallığına ilişkin iddialarına gönderme yapıyorum. Aristoteles bize köleliğin doğal olduğunu söyler. Köleliğin doğallığının eşitsizlikten, insanlar arasında temel kural olan eşitsizlikten doğduğu söylenir. Aristoteles ve Thomas Jefferson, insan tecrübesinin temel gerçeğinin eşitlik mi yoksa eşitsizlik mi olduğu konusunda ayrılıyor gözükmektedirler. Eğer bu doğruysa, Aristoteles'in politikası şimdiye kadar yazılmış en antidemokratik kitap olarak lanetlenmiş gözükmektedir. Bu doğru mudur? Aristoteles'in doğallık hakkındaki iddiası bize söylediğine göre insanlığın efendiler ve köleler olarak kategorik ayrımı anlamında köleliği gerektirir gibi gözükmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız? Yine Aristoteles'in iddiası oldukça kompakt olup eğer sadece bir kez okursanız kolayca yanlış anlaşılabilecektir. Eğer demek istediği şeye dikkat kesilmezseniz 3, 4, 5 veya 10 kez okusanız da aynı oranda yanlış anlaşılabilecektir. Dikkatli bir şekilde okumayı öğrenmelisiniz. Aristoteles ne diyordu? İlk olarak sanırım buna cevap vermenin eşit derecede faydasız iki yolundan kaçınmayı öğrenmemiz gerekir. Modern günümüz yorumcularının birçoğunda neo-Aristotelesçiler diyebileceklerimizin pek çok temsilcisinde bulabileceğiniz birinci yol, gözlerimizi Aristoteles'in düşüncesinin kaba, çekici olmayan yönlerinden kaçırıp sanki bu tür şeyleri hiç söylememiş veya kastetmemiş gibi devam etmektir. Birçok açıdan anlaşılabilir olmakla birlikte onu modern okuyuculara daha siyasal olarak doğrucu görünmesi için Aristoteles'i temize çıkarma ve yumuşatma ayartmasına kapılmamalıyız. Fakat eşit derecede kuvvetli olan ikinci ayartmadan
Yani görüşleri bizim görüşlerimize karşılık gelmediği için Aristoteles'i doğrudan reddetmekten de kaçınmalıyız. Soru, Aristoteles'in kölelik ile ne demek istediğidir? Doğası itibariyle kimin veya neyin köle olduğunu düşünüyordu? Ne demek istediğini anlayana kadar onun iddiasını kabul veya reddetmek için nedenimiz olmayacaktır. Bu konuda kayda değer ilk nokta, Aristoteles'in antik dünyanın her yerinde köleliğin var olması nedeniyle onun doğal olduğunu varsaymadığıdır. İncelemesini bir tartışma biçiminde çerçevelediğini fark edeceksiniz. İddiasının başında bunun birçok kişi tarafından paylaşılan bir fikir olduğuna işaret ederek bazı kimseler diye söze başlamaktadır. Yönetme ve yönetilme bir kimsenin her toplumda uygulandığını gördüğü yaygın bir ayrım olduğu için bazı kimseler köleliğin doğal olduğuna inanmaktadır. Fakat başkaları efendi ve köle ayrımının doğal olmadığını ama güç ve zorlama üzerine temellendiğine inanmaktadır da demektedir. Aristoteles'in zamanında bile kölelik çok farklı fikirler ve karşı görüşlere sebep olan tartışmalı bir konuydu. Burası daha önce değindiğim gibi Aristoteles'in en deli edici biçimde açık görüşlü olduğu anlardan birisi gibidir. Tartışmanın hem lehine hem de aleyhine iddialarla oynamaya istekli görünüyor. Aristoteles, köleliğin savaş ve istila ile meşrulaştırıldığını reddedenlerle aynı fikirdedir. Savaşlar daima adil değildir yorumunu yapar. Öyleyse savaşta ele geçirilenlerin adil veya doğal olarak köleleştirildikleri varsayılamaz. Benzer şekilde köleliğin daima ve sadece Yunan olmayanlara uygun olduğunu reddeder. Doğal köleyi doğal efendiden ayıran ırksal veya etnik özelliklerin olmadığını söyler. Şok edici bir kabulle şöyle der. Bunu dinleyin. Doğa özgür adamı köleden ayırt etmeye niyet etse de sonuç çoğu zaman bunun karşıtıdır. Doğa çoğu kez farkı ıskalar demektedir. Şimdi tamamen aklımız karışmış gibidir. Eğer kölelik doğalsa ve eğer doğa köleyi özgürden, özgürü özgür olmayandan ayırt etmeye niyet ediyorsa doğa farkı nasıl ıskalayabilir? Nasıl sıklıkla karşıt olan sonuçlanabilir? Bunları bu tip komplikasyonların dikkatli okuyucuyu uyarması için söylüyorum. Özenli bir şekilde okumaya çalışıyoruz. Aristoteles meselenin bu denli karmaşık görünmesine çalışarak ne yapıyor? Aynı zamanda Aristoteles doğal kölelik tezini savunanlarla hemfikirdir. Savunması şöyle bir şeydir. Kölelik doğaldır. Çünkü biz tutkuların sınırlanması olmadan kendimizi yönetemeyiz. Öz yönetim, öz sınırlama demektir. Sınırlama veya öz denetim, özgürlük ve öz yönetim için gereklidir. Bir kimsenin tutkularını ve arzularını sınırlandırması bağlamında doğru olan şeyin, başkalarının sınırlanması ve kontrolü bağlamında da doğru olduğunu önerir gibidir. Tıpkı ruhun içinde tutkuları sınırlandıran bir hiyerarşinin olduğunu söyler gözüktüğü gibi. Peki bu psikolojik hiyerarşi kendisini farklı türden insanların arasında bir tür toplumsal hiyerarşiye dönüştürür mü? Öyleyse doğal hiyerarşi bir tür zeka hiyerarşisi veya en azından akıl hiyerarşisi gibi gözükmektedir. Aristoteles bu nasıl oluştu diye sorar. Nasıl oluyor da bazıları özgürlük için gerekli bir rasyonel öz denetim kapasitesini elde edebilirken başkaları buna sahip değildir? Bu nasıl ortaya çıktı? Bu hiyerarşi genetik bir nitelik midir? Kendisiyle doğduğumuz bir şey midir? Bu anlamda doğa tarafından içimize yerleştirilmiş bir şey midir? Yoksa bu ayrım yetiştirme ve eğitim, bugün toplumsallaşma diyeceğimiz şeyle mi yaratılmıştır? Eğer ikincisi ise, eğer bu zeka hiyerarşisi veya bu akıl hiyerarşisi yetiştirmenin sonucu ise, köleliğin doğal olduğu nasıl savunulabilir?
Aristoteles, tüm insanların bilgiye yönelik arzularının, akıllarını işlemek ve özgür kişiler olarak yaşamak için arzularının olduğunu düşündürtecek biçimde insanı rasyonel hayvan, logosa sahip varlık olarak isimlendirmiyor mu? Rasyonel hayvan ve siyasal hayvan kavramlaştırılmasına içkin deyim yerinde ise bir tür eşitlikçilik yok mu? O metafiziğe, büyük eseri metafiziğe, tüm insanların bilme arzusu vardır şeklindeki meşhur açış ifadesiyle başlar. Eğer hepimiz bilme arzusuna sahipsek, herkesin özgür olması, herkesin bir şehrin vatandaşları olarak yönetmeye ve yönetilmeye katılması anlamında bu evrensel bir şey çağrıştırmıyor mu? Fakat aynı zamanda Aristoteles eğitimin bir azınlığın ayrıcalığı olduğunu düşünür gibidir. Eğitimli bir akıl için gerekli olan disiplin ve öz sınırlama onun için insanlar arasında eşitsiz bir biçimde dağılmış görünmektedir. Sanırım bundan çıkacak sonuç doğaya uygun rejimin yani en iyi rejimin bir eğitimliler aristokrasisi, bir eğitim ve öğrenim aristokrasisi, eğitimli bir elitin herkesin iyiliği için yönettiği bir aristokratik cumhuriyet olarak düşündüğümüz şey olduğudur. Aristoteles'in cumhuriyeti, bu terimi size Platon'u hatırlatmak için de kullanıyorum, öz yönetim için gerekli akıl ve yürek nitelikleri anlamındaki vatandaşlık erdemlerini yüksek düzeyde geliştirmeye adanmıştır. O, bu niteliklerin bir azınlığın ayrıcalığı olduğu, şehrin makamlarını ve adaletin yönetimini paylaşmaya muktedir bir azınlığın ayrıcalığı olduğuna inanmaktadır. Hemfikir misiniz? Oldukça elit bir eğitim gibi duruyor. Hemfikir misiniz? Belki de bu nedenden sezgilerimize ve yetiştirilme biçimimize aykırı olduğu için bize hitap etmiyor. Öyle mi? Benimle hemfikir olacaksınız. Fakat Aristoteles'in betimlemesini onulmaz şekilde eşitsizlikçi ve elitist olarak atmadan önce sadece Aristoteles hakkında değil, daha önemlisi kendi hakkımızda güç bir soru sormalıyız. Eğer Yale liderlik sınıfının potansiyel üyelerini ahlaki ve entelektüel olarak eğitmeye adanmış elit bir kurum değilse peki nedir? Bunu bir düşünün. Herkes Yale'a girebilir mi? Buraya gelmek isteyen herkese açık bir kabul sistemimiz var mı? Hiç sayılmaz. Burada başarılı olmak öz denetim, disiplin, sınırlama niteliklerini gerektirmiyor mu? Şu an için Cuma ve Cumartesi akşamları ne olduğunu bir kenara bırakacağım. Bu üniversiteden ve ondan farklı olmayan diğerlerinden bir avuç mezunun kendilerini yüksek devlet, iş dünyası, hukuk ve akademi pozisyonlarında bulması bir tesadüf müdür? Bu sınıfı Aristoteles'in yapacağı gibi bir doğal aristokrasi olarak tanımlamak gayri adil veya akıl dışı mıdır? Sizi düşünmeniz için bu soruyla baş başa bırakıyorum. Aristoteles'i antidemokratik bir elitist olarak reddetmeden önce kendinize bir bakın. Siz de öylesiniz. Yoksa bugün burada oturuyor olmazdınız. Bunun hakkında düşünün. Haftaya görüşmek üzere. İkinci ders. Tamam, neredeyiz? Bugün Aristoteles'te karşılaştırmalı siyaset diyebileceğimiz şeyi ve rejim fikrini inceleyeceğiz. Ben bunlar hakkında konuşacağım. Hatırlayacağınız üzere açış gününde söylediğim gibi bu konu, bu dersin merkezi kavramı veya yön verici dizgisi olup Aristoteles Politika'nın 3 ve 6. kitapları arasında rejim ve rejim siyaseti fikrini geliştirmektedir. Son derste üzerinde konuştuğumuz birinci kitap bir bakıma gerçekten bize Aristoteles'in siyasetinin metafiziği diyebileceğimiz şey hakkında bilgi verir.
Bugün işleyeceğimiz Aristoteles ise bir rejimin ne olduğu üzerine daha ampirik, daha siyasal olarak konuşmaktadır. Onun rejim fikri politeia, Platon'un Devlet adlı eserinin başlığı için kullanılan ile aynı söz, tam anlamıyla Aristoteles'in siyasetinin merkezi unsurudur. Bu konu 3 orta kitabı, 3. ve 6. kitaplar arasını işgal eder. Birçok bakımdan bu kitaplar zordur, karmaşıktırlar. Onlar herkes için kitabın en beğenilen kısımları değillerdir. Fakat Aristoteles'in siyasetin doğasından ne anladığını diğer tüm yerlerden çok daha net söylemesi ve nihayetinde en fazla ilgilendiğimiz şey bu olduğu için onlar benim favorilerimdir. Rejim bir toplulukta hem hakların hem de görevlerin sayılmasını ifade eder. Fakat aynı zamanda bir halkın yaşam biçimi veya kültürü olarak adlandırabileceğimiz şeye karşılık gelir. Rejimlerin ayırt edici gelenekleri, örfleri, kanunları, alışkanlıkları, ahlaki eğilim ve duyguları vardır. Aristoteles'in anayasal teorisi basit bir soru sorarak başlar. Bir şehrin kimliği nedir? Ona kimliğini ve zaman içinde kalıcı varlığını veren şey nedir? Aristoteles'in cevabı rejimdir. Rejim bir halka, bir şehre kimliğini veren şeydir. Aristoteles rejimin maddesi ve formu dediği şeyleri arasında bir ayrım yapar. Bunların her ikisini sırasıyla inceleyelim. Bir rejimin madde, töz, materyal temeli onun vatandaş topluluğudur. Yani bir şehri oluşturanların karakteri ve burada bir vatandaş topluluğunu neyin oluşturduğuna ilişkin bazı alternatifleri reddeder. O, şehrin basitçe ortak bir bölgede, deyim yerinde ise aynı yerde yaşayan bir halk grubu olarak tanımlanabileceği fikrini reddeder. Bir polisin kimliği onun surları tarafından oluşturulmaz. Yani o sadece coğrafya tarafından oluşturulmaz. Ve benzer şekilde bir rejimin başkaları tarafından işgale karşılık bir savunma birliği olarak anlaşılabileceği fikrini de reddeder. Bizim terimlerimizle örneğin tamamıyla askeri veya savunma birliği olarak NATO bir rejim olmazdı. Nihayet belli sayıda insan birbiriyle ticari ilişkiler tesis etmek üzere bir araya geldiğinde bir rejimin ortaya çıkması ihtimalini de reddeder. NAFTA, WTO, Dünya Ticaret Örgütü bir rejim oluşturmazlar. Bir rejim sadece ticari bir birlik olarak anlaşılamaz. Öyleyse rejim nedir? Aristoteles'in bir şehrin bir mekan birlikteliği veya birbirlerine karşı adaletsizlik işlememek üzere oluşturulan bir birliktelik veya iş yapma için oluşturulmuş bir birliktelik olmadığını söylediği açıktır. Öyleyse vatandaşlar topluluğu nedir? Bir rejimi oluşturan vatandaşlar ortak bir alanı işgal etmekten fazlasını yapar. Onlar Aristoteles'e göre ortak sevgi bağlarıyla bir arada tutulur. Bir rejimi oluşturan sevgi, sadakat ve dostluktur. Bu türden bir bağ, bu siyasal birliktelik sevginin eseridir. Onun kullandığı kelime filiyadır. Sevginin eseridir. Sevgi, bir arada yaşamanın niyet edilmiş tercihidir. 1280a, eğer ilgilenen olursa. Bir arada yaşamanın niyet edilmiş tercihidir. Dostluk der. Şehirler için var olan iyiliklerin en yücesidir. Çünkü insanlar birbirlerine karşı sevgi duyduklarında çatışmaya düşme ihtimalleri daha azdır. Fakat Aristoteles ne tür bir dostluktan bahsediyor? Sizin en iyi arkadaşınıza veya ebeveynlerinize, kardeşlerinize karşı hissettiğiniz türden bir dostluk mu bu? Bir şehri bir arada tuttuğunu söylediği ve onu bir rejim haline getiren bu sevgi bağları ne türden bir dostluktur? Aristoteles, siyasal dostlukların tutkulu aşk ilişkisinde olabilecek biçimde bizim bireysel kimliklerimizden feragat etmemizi gerektiren türden bir şey olmadığını söyler. Daha ziyade siyasal dostluklar, aşıklar arasında veya en iyi arkadaşlar arasında bile olmayan fakat gerçekte birbirleriyle
kamusal pozisyonlar ve onurlar için yoğun bir şekilde rekabet eden yurttaşlar arasında olan ilişkileri, yani siyasal ilişkileri gerektirir. Sivik dostluk, sivik filia, her vatandaşın ortak yarar için diğer vatandaşları geçmeye çalıştığı, bir diğer ifadeyle kardeş rekabeti diyebileceğimiz türden bir yarışma unsurunu içinde barındırır. Çoğunuzun kardeşi vardır ve kardeş rekabetinin nasıl bir şey olduğunu bir parça bilirsiniz. Herkesin bildiği gibi kardeşler arkadaşların en iyisi olabilir. Ama ebeveynlerin ilgisi için bu ciddi yarışma, rekabet ve hatta çatışma unsurunu dışlamamaktadır. Aristoteles'e göre vatandaşlar her biri diğerleriyle onlara bir tür manevi ebeveynlik yapan şehrin takdiri, sevgisi ve kabulü için yarışan kardeşler gibidir. Aristoteles'in bir sivik topluluktan, yurttaş topluluğundan anladığı budur. Bu nedenle Aristoteles, yurttaşlar olarak sevgi bağlarıyla bir arada tutulur dediğinde çok spesifik bir şeyi kasteder. Yurttaşlık bağı. Thomas Hobbes gibi birisi veya toplumun farklı malların alıcı ve satıcıları arasındaki rasyonel alışverişler serisi olarak anlaşılabileceğine ve bir tür oyun teorisi doğrultusunda modellenebileceğine inanan, günümüzün modern ekonomistlerinin çoğu tarafından savunulabilecek, saf kişisel çıkar toplamından veya rasyonel hesaplamadan daha fazla bir şeydir. Aristoteles bunu reddeder. Açık bir şekilde reddeder. Toplumun modern ekonomik teorisi hakkında daha modern ekonomik teori geliştirilmeden çok zaman önce bir şey biliyor gibidir. Fakat yine Aristoteles bir vatandaş topluluğunu bir arada tutan sevgi türünden bahsettiğinde özel arkadaşlıkları karakterize eden kişisel yakınlık bağı gibi bir şeyi kastetmez. Sivik sevgiden bahsettiğinde kastettiği şey daha çok bir takımın veya kulübün üyelerini bir arada tutan sadakat, yoldaşlık bağları gibi şeylerdir. Yine bunlar karşılıklı çıkar bağlarından daha fazla şeylerdir. Bunlar sadakat, güven, bugün sosyal bilimcilerin bazen sosyal sermaye dedikleri şeyi gerektirir. Başarılı toplumlar sosyal sermaye gerektirir. Adını şimdi burada anmayacağım bir başka üniversitedeki saygın bir siyaset bilimci, sosyal sermaye veya güvenin sağlıklı bir demokrasinin temel bileşeni, bir tür temel ilişki olarak öneminden bahsetmiştir. Aristoteles bunu bilmekteydi. Ama o sosyal sermaye gibi sosyal bilimsel çirkin bir kelime kullanmadı. Daha ziyade o sivik dostluk ve filia'dan bahsetti. Aristoteles, siyasal birlikteliğin bu nedenle sadece bir arada yaşamak adına değil, asil eylemler adına olduğu kabul edilmelidir demektedir. Onun dediği gibi şehir veya rejim sadece hayatta kalmak adına var olmaz. Fakat onun iyi hayat olarak anladığı dostluk hayatı ve yine şeref ve kamusal hizmet pozisyonları için yarışma hayatı uğruna var olur. Böylece ilk olarak bir rejimin vatandaş topluluğu tarafından oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar ortak bir yaşam tarzını paylaşanlardır. Genel olarak vatandaş karar alma ve hizmetlere katılımdan daha fazla başka bir şeyle tanımlanmaz der Aristoteles. Veya birazdan belirteceği şekilde her kim müzakere ve karar oluşturma konumlarına gelme hakkına sahiptir, o kişi o şehrin bir vatandaşıdır. Vatandaşı tanımlamada kullandığı kelimeleri dinleyin. Bir vatandaş, kararlarda ve ofislerde rol alan, müzakere ve karar alma süreçlerine katılan kişidir. Bu nedenle vatandaş, sadece hukukun korumasından istifade eden değil, diyebiliriz ki, sadece toplumun ve onun kanunlarının korumasının pasif bir alıcısı değil, fakat kanunların şekillenmesinde pay alan, siyasal yönetim ve müzakerelere katılan birisidir. Belki fark ettiniz, Aristoteles kendi vatandaş tanımının en çok onun meşhur ifadesiyle herkesin nasıl yöneteceğini ve yönetileceğini bildiği bir demokrasinin vatandaşlarına uygun olduğunu bile belirtir. Bu düşünce ve vatandaşın bu özellikleri onu iyi vatandaş ile iyi insanın bir
ve aynı kişi olup olmadıkları konusunda meraklandırır. Bir kişi her ikisi de olabilir mi? Deyim yerindeyse iyi bir adam, iyi bir kişi ve iyi bir vatandaş. Aristoteles'in kitabındaki meşhur tartışma. Aristoteles'in buna cevabı belki de bilinçli bir şekilde belirsizdir. İyi vatandaşın rejime göreceli olduğunu söyler. Yani demokrasinin iyi vatandaşı bir monarşinin veya bir aristokrasinin iyi vatandaşı ile zorunlu olarak aynı kişi olmayabilir. Vatandaş erdemi görecelidir veya rejime görecelidir diyebiliriz. Sadece en iyi rejimde iyi vatandaş ve iyi insan aynı kişi olacak demektedir. Fakat en iyi rejim nedir? En azından bu noktada bize söylemedi. Burada belirtmeye çalıştığı şey çeşitli rejim türlerinin olduğu ve bu nedenle onlara uygun çeşitli vatandaşlık türlerinin olduğudur. Her rejim onun maddesi tarafından yani konuşmakta olduğumuz üzere onun vatandaş topluluğu tarafından fakat aynı zamanda onun formu tarafından, formel yapıları tarafından oluşturulur. Yani her rejim vatandaşlarına şekil veren bir kurumlar ve formel yapılar seti olacaktır aynı zamanda. Diyebiliriz ki rejimler veya anayasalar iktidarın vatandaşlar arasında nasıl paylaştırılacağını ve dağıtılacağını belirleyen formlar veya formalitelerdir. Her rejim bilinçli veya bilinçsiz en eski siyaset sorusu olan kim yöneteceğe bir cevaptır. Kim yönetmelidir? Her rejim bu soruya bir cevaptır çünkü her rejim vatandaşlar topluluğu arasında iktidarın ve görevlerin biçimsel olarak dağıtımının bir yolunu ortaya koyar. Böylece şimdi rejimin maddesinden onun vatandaşlarını, vatandaş topluluğunun neyin oluşturduğundan formları, formaliteleri, yapıları ve kurumları diyebileceğiniz rejimin formu meselesine geçiyoruz. Tamamıyla modern siyaset biliminin büyük bir kısmı siyasal yaşamın formları ve formaliteleri üzerine odaklanıp bence vatandaş topluluğu meseleleriyle vatandaşların karakterini Aristoteles'in deyimiyle erdemini neyin oluşturduğuyla yeterince ilgilenmemektedir. Bununla beraber Aristoteles bir rejimi oluşturan formlara ve formalitelere olağanüstü önem verir ve dikkat gösterir. Bununla ne kasteder? Aristoteles politikada katı bir şekilde formel olan politeia kıstaslarını iki kez tanımlamaktadır. Ve eminim ikisinin de nerede olduğunu tespit ettiniz. Evet, 3. kitap bölüm 6 meşhur tanım. Rejim bir şehrin makamlarına özellikle tüm meseleler üzerinde otorite sahibi olan makamına ilişkin olarak düzenlenmesidir. Çünkü otorite sahibi olan şey her yerde yönetici birimdir ve yönetici birim de rejimdir der. Aristoteles, rejim bir şehrin makamları ile ilişkili olarak düzenlenmesidir. Ve her şehir bir yönetici birime sahip olacaktır. Ve bu yönetici birim rejimin kendisidir demektedir. İkinci tanım 4. kitabın başında bölüm 1'de yer alır. Bir rejim şehirlerde makamlarla bağlantılı, onların nasıl dağıtıldığını belirleyen, rejimde otorite unsurunun ne olduğunu ve her durumda birlikteliğin amacının ne olduğunu belirleyen bir düzenlemedir der. Rejim, siyasetin formal yapısını neyin teşkil ettiğine ilişkin benzer ama hafifçe farklı bir tanım. Fakat 3. kitap 6. bölümde ve 4. kitap 1. bölümde verilen bu iki tanımdan bazı önemli şeyler öğreniyoruz. Birincisi, tekrar edersek, bir rejim iktidarın bir toplulukta nasıl bölünüp dağıtıldığıyla ilgilidir. Bu Aristoteles'in bir şehrin makamlarıyla ilişkili olarak düzenlenmesi ifadesini kullandığı zaman kastettiği şeydir. Diğer ifadeyle her şehir Aristoteles'in siyasal yönetim kategorilerini kullanarak tek kişi, bir azlık ve çokluk veya her şehri oluşturan bu üç sınıfın bir karışımı arasında iktidarın nasıl dağıtılacağına ilişkin bir yargı üzerine temellendirilecektir. Bu tanımda her rejimde bu gruplardan birisi hakim sınıf, hakim birim, onun dediği gibi yönetici birim olacaktır. Ve bu yönetici birim rejimin doğasını tanımlayacaktır demektedir. Fakat Aristoteles bundan daha fazla bir şey söylemektedir.
bir rejim, yani Aristoteles'in rejim tipolojisi onun iktidarı bölmesidir. Aristoteles'in rejimleri tek kişinin, azınlığın ve çoğunluğun yönetimine bölmesi, iktidarın sadece olgusal nasıl dağıtıldığı ile ilgili olmayıp, o aynı zamanda rejimleri iyi düzenlenmiş, iyi yönetilen ve yozlaşmış olarak da ayırt etmektedir. Bu ayrımla ne demek istiyor? Aristoteles'in ayrımı yine sadece ampirik, iktidarın olgusal olarak nasıl dağıtıldığı üzerine temellenmiş gözükmüyor. Çünkü bizim bugün normatif bileşen diyeceğimiz bir şeye sahiptir. O, iyi düzenlenmiş rejimler ile sapmış, yozlaşmış rejimler arasında bir ayrım yapar. Yargıda bulunur gözükmektedir. Bir tarafta iyi düzenlenmiş rejimler, tek kişinin, azınlığın ve çoğunluğun yönetimi olarak monarşi, aristokrasi ve politi dediği rejim bulunmaktadır. Yozlaşmış tarafta onları yine tek kişi, azlık ve çokluk tarafından yönetilen tiranlık, oligarşi ve demokrasi olarak isimlendirdiği rejimler yer alır. Fakat deyim yerinde ise bu altılı rejimler sınıflamasını yapmak için hangi kriterleri kullandığını bilmek istiyoruz. İyi düzenlenmiş rejimleri yozlaşmış olanlardan nasıl ayırt etmektedir? Burası birçok açıdan herhangi bir rejimi hemen reddetmekteki isteksizliği nedeniyle Aristoteles'in analizinin pek çok bakımdan sinir bozucu derecede karmaşık olduğu yerdir. Eğer ders için belirlediğimden daha fazlasını okursanız, tamamen okursanız 6. kitabın sonuna değin örneğin, Aristoteles'in sadece demokratlara ve demokrasilere ve diğer rejimlere kendilerini nasıl koruyacakları konusunda tavsiye verdiğini değil, tiranların nasıl yönetmeleri gerektiği, tiranların kendi rejimlerini muhafaza etme ve savunmaları gerektiğine ilişkin uzun bir anlatım da bulursunuz. Saf kötülüğün 20. yüzyılda modern totaliteryenizmlerin yükselişi ile canlanmasından önce yaşamış biri olarak Aristoteles, hiçbir rejimin o kadar kötü olmadığı, hiçbir rejimin korunmak için iyilikten o denli nasibini almamış olmadığını düşünüyormuş gibidir. Daha çok birçok şekilde farklı rejim tiplerinin güçlü ve zayıf yanları konusunda akla dayalı argümanlar sunmaktadır. Kendimizinkine, demokrasimize en yakın olanı inceleyelim. Aristoteles'in bu rejim hakkında ne dediğine bakalım. Aslında insanların düşünmesi için ilginç bir soru olurdu. Eğer tiranlık olduğu açık olan ama bazı açılardan Aristoteles'in bahsettiği tiranlıkların ötesine giden Hitler'in Almanya'sı, Stalin'in Rusya'sı, Hümeyni'nin İran'ı ile karşılaşsaydı Aristoteles'in ne karşılık vereceği veya onun incelemesinin nasıl olacağını, ne tür bir tavsiyede bulunacağını, ne diyecek olduğunu bilmek ilginç olurdu. Her neyse, biz demokrasi hakkında düşünelim. İlginç bir şekilde Aristoteles demokrasiyi kolektif olarak tek kişi veya bir azlık tarafından yönetilen rejimlere göre daha fazla bilgelik içermesi temelinde savunmaktadır. 3. kitap bölüm 11'de şöyle der. Onlar çokluk oldukları için, yani vatandaş topluluğu demokrasinin yönetici birimi, her biri erdemin ve sağduyunun bir parçasına sahip olabilir ve birleşmeleriyle, bir araya gelmeleriyle çokluk birçok elleri ve ayakları ve duyularıyla tek bir kişi gibi olurlar. Bu karakter ve akılları için de geçerlidir der. Bunu bir düşünün. Bir demokraside halk bir araya gelerek, birleşerek birçok el ve ayağa ve daha büyük bir karakter ve akla sahip bir tek birey gibi olur demektedir. Aynı metinde herhangi tek bir bireyden daha fazla duyuyoruz. Aynı zamanda Aristoteles'in ostrasizm pratiğini, yani sürgüne yollama, herhangi bir erdem veya nitelikte sıra dışı olduğu düşünülen birisinin kovulmasını övmesini işliyoruz. 3. kitap 15. bölümde demokratik müzakere sürecini kararlara varmada daha üstün bir araç olarak tanımlayarak benzer bir argüman geliştirir. Onu bir patlak yemekle karşılaştırır. Her biri der, yani vatandaşların her biri, tek başına ele alındığında belki toplumun en iyisinden aşağıdadır.
Fakat şehir birçok kişiden meydana gelir, tıpkı birçok kişinin katkıda bulunduğu bir ziyafetin tek kişilik ve basit yemekten daha iyi olması gibi bir kalabalık pek çok meseleyi tek bir kişiden daha iyi değerlendirir. Dahası tıpkı daha büyük bir su miktarının daha zor kirlenmesi gibi çokluğun yozlaşması bir azınlığa göre daha zordur. Böylece demokrasinin savunulması adına patlak yemeği güçlü bir argüman sunar. Her bir bireysel aşçı en iyi şef kadar iyi olmayabilir. Ancak çokluk bir araya geldiğinde tek bir şefin yapabileceğinden daha fazla yemek ve lezzet çeşidi sunabilecektir. Dahası bir kalabalık, çokluk yozlaşmaya bir azlıktan daha az açıktır. Yozlaşmaya daha az açık olmayı, terimin olağan anlamında rüşvet almaya daha az eğilimli olarak anlıyorum. Tek bir kişiye rüşvet verdiğin gibi birçok kişiye rüşvet veremezsin. Aristoteles'in demokrasi üzerine düşünceleri bu analizinde doğru mu? Gerçekten birçok şef tek bir şeften daha iyi bir akşam yemeği hazırlayabilir mi? Bilmiyorum. Tek şefli, usta şefli Union League'de mi yoksa yemeğin bir parçasını sunan bir grup arkadaşınızla mı yemek isterdiniz? İlginç bir argüman. Her halükarda tartışmaya açıktır. Fakat aynı zamanda Aristoteles akıl ve birçok makul kanıt sunarak demokrasiyi savunuyor görünmekte midir? Kitabın aynı kısmında onu krallığın ve tek kişinin yönetiminin savunusu için kanıt sunarken bulursunuz. Üçüncü kitap 16. bölümde her konuda kendi iradesine göre davranan kralın durumunu inceler. Kulağa bir tür mutlak monark gibi gelmektedir. Burası Aristoteles'in siyasetinin platonik filozof kral. Basitçe kendi üstünlüğü temelinde yasasız ve ortak iyiye uygun olarak yöneten kral fikrine en çok yaklaştığı yerdir. Aristoteles bu tür kral için bir kelime uydurur. O bunu pambaseliya olarak adlandırır. Baseleia Yunanca'da kral anlamına gelir. Basil ismi gibi. Yunanca'da kralın karşılığı olan kelimedir ve pan evrensel anlamına gelir. Pambaseliya, evrensel kral, herkesin kralı anlamına gelir. Aristoteles, onun mutlak erdem dediği neredeyse hiperbolik mükemmelliğe sahip. Geri kalanlardan öylesine üstün olup herkesin üzerinde doğal yönetici olmayı hak eden bir kimsenin çıkması ihtimalini göz ardı etmez. Fakat Aristoteles, baseleia teriminin kendi için anlamını, evrensel kral fikrini onun önceki demokratik müzakere ve paylaşılan yönetim anlayışıyla nasıl uzlaştırdığını merak ediyoruz. Hatırlayın, vatandaş sırayla hem yöneten hem de yönetilen kişiydi. Okuyucular, Aristoteles'in krallık tanımına özellikle bu pambaseleia, herkesin kralı nosyonuna, evrensel krallık düşüncesine baktığında Aristoteles'in siyasi düşüncesinin göç ettiği Atina'ya değil, memleketi Makedonya'ya borçlu olan gizli bir İskenderci veya Makedon damarı olduğu fikri en azından akıllarına gelmelidir. Daha sonra Büyük İskender'i düşünün ve aslında gelecek sefer okuyacak olduğunuz benim kitaptaki favori pasajlarımdan birinde, 7. kitaptan bir pasajı okumaktan kendimi alıkoyamıyorum, 7. kitabın sonuna doğru 7. bölümde Aristoteles şöyle der. Soğuk yerlerdeki halklar, özellikle Avrupa'dakiler, yüreklidirler. Yine bu platonik tumos kelimesi. Tumos'a sahiptirler. Fakat onlarda müzakereci düşünce noksandır. Bir diğer ifadeyle müzakere unsurunun noksanlığı. Böylece tumotik olmaları nedeniyle onlar özgür kalırlar. Fakat onlar siyasal yönetime sahip değillerdir. Asya'dakiler öbür taraftan muhtemelen burada İran'ı, Mısır ve İran gibi yerleri düşünmektedir. Müzakereci düşünceye sahiptir ancak yürekli değildirler. Tumos'a sahip değildirler. Bu nedenle de yönetilirler ve köleleştirilirler. Fakat sonra şöyle devam eder. Yunanlılar her ikisinden de pay almıştır. Konum olarak ortadadırlar. Çünkü onlar, yani Yunanlılar, hem yürekli, tumotik,
hem de müzakereci düşünceyle donatılmışlardır ve böylece özgür kalmışlar ve kendilerini en iyi şekilde yönetmişlerdir. Ve eğer tek bir rejim ortaya çıkarsa hepsini yönetmeye muktedirler der ve sonlandırır. Yunanlıların herkesi yönetebilmelerinden bahseder. Herkes. Kimdir bu herkes? Burada herkesle kimi kastediyor? Yunanlılar? Dünyanın geri kalanı? Koşulların ortaya çıkması durumunda bunu başarmaya muktedir olmak hegemonik bir rejim gibi gözükmektedir. İşte burada Aristoteles en azından bir ihtimal olarak açıkça Yunan yönetimi altında evrensel bir monarşi türü ihtimaline işaret eder gibidir. Uzun uzun okuduğum bu pasaj birkaç nedenden önemlidir. Açıklamaya çalışayım. İlk olarak insan davranışının belirleyenleri olarak Aristoteles'in dürtü ve akıl, tumos ve akıl ilişkisi üzerine olan düşüncesi hakkında bize açık bilgi vermektedir. Bu pasajdaki ana kalıp budur. Yine bu platonik tumos terimi hem yönetme arzumuzun nedeni ve aynı zamanda başkalarının hakimiyetine direnmemizin kaynağıdır. Tumos, başkalarının saldırılarına karşı direnmenin yanı sıra insanın iddiacılığının ve saldırganlığının biricik kaynağıdır. Siyaseti anlamadaki çok önemli bir psikolojik faktördür. İkinci olarak pasaj bize bazı ilave faktörler hakkında bir şeyler söyler. Siyasal toplumun gelişimindeki bileşenler olarak iklim ve coğrafya gibi ekstra birçok açıdan siyaset dışı unsurlardır bunlar. Görünüşe göre tumos ve akıl, tumos ve düşünme gibi nitelikler eşit ve evrensel olarak dağıtılmamıştır. O, Avrupalılar dediği, yürekli ve savaşçı fakat Tumos'a sahip olmayan kuzeyin insanları ile Mısır'da bilim ve matematik gibi şeylerin gelişmesi düşünüldüğünde şüphesiz oldukça gelişmiş entelektüel bilgiye sahip olma, sahip ama öz yönetim için bu denli gerekli Tumos'a sahip olmayan İran ve Mısır halkları arasında ayrım yapmaktadır. Bu şeylerin en azından kısmen doğal ve coğrafi ve iklimsel nitelikler tarafından belirlendiğini söyler. Meşhur kitabı Kanunların Ruhu'nda coğrafya ve iklim ve çevrenin farklı halklar tarafından sahip olunan siyasi kültürün belirlenmesi üzerindeki kısmi etkisine vurgusu ile bu pasajın akla gelen modern bir okuyucusu Montesquieu'dur. Nihayet bu pasaj bize uygun koşullar altında en azından Aristoteles böyle önerir. Eğer tercih ederlerse Yunanlıların evrensel bir yönetim uygulayabileceklerini söyler. Bu ihtimali dışlamamaktadır. Belki de bu onun farklı türden koşullara, farklı koşullara uygun rejimlerin olduğu düşüncesine tanıklık etmektedir. Siyasal yaşamın her duruma uyan tek tip bir modeli olmayıp iyi rejimler çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Aristoteles'in siyaset tanımına içkin bazı pasajlarda neredeyse bir tür relativizm sınırında olan belli bir esneklik, bir karar serbestisi var gibidir. Fakat yine de Aristoteles bu kişinin, bu Pambasileia'nın, bu üstün erdem sahibi kişinin gerçekten ortaya çıkmasının beklenemeyeceğinin farkındadır. Siyaset ideal olmayan koşullarla uğraşma meselesidir. Belki de bu nedenle Aristoteles ideal rejimin yapısına görece az dikkat buyurmaktadır. Çarşamba günü hakkında konuşmak istediğim böyle bir rejim arzu edilecek bir şeydir. Ancak onun büyük zaman harcadığı pratik amaçlarla değil. Çoğu rejim büyük oranda azlık ve çokluğun, zengin ve yoksulun mükemmel olmayan bir karışımı olacaktır. Çoğunlukla siyasetin çoğu onun oligarşiler ve demokrasiler dediği şeylerin zengin oligarşilerin yönetimi ile fakir demokrasilerin yönetimi arasındaki mücadele olacaktır. Bu bağlamda Aristoteles kökten şekilde siyasal olan azlık ve çokluk kategorilerine bir ekonomik veya sosyolojik kategori eklemek ister gibidir. Azlık sadece nicel olarak tanımlanmayıp, deyim yerindeyse
aynı zamanda sosyolojik olarak tanımlanır. Zenginler, yoksullar yine onun tarafından çokluk olarak tanımlanır ve çokluk da yoksullar olarak. Bu pasajları okuduğunuzda siyasette sınıf mücadelesi dediğimiz şeyin önemini ilk tespit edenin Karl Marx olmayıp Aristoteles olduğunu görmek zorundasınız. Birçok bakımdan her rejim sınıflar arası bir yarışmadır. Fakat Marx'tan ayrıldığı yer sınıflar arasındaki temel yarışma formunun kaynaklar, Marx'ın üretim araçları dediği şeyler üzerinde bir mücadele olduğuna inanması değil, onun şeref, statü ve yönetim pozisyonları için bir mücadele olduğuna inanmasıdır. Kısaca mücadele siyasal bir mücadeledir, ekonomik değil. Aristoteles her rejimin bazı biçimlerde rakip adalet talepleri ile kimin yönetmesi gerektiğine dair rakip iddialara sahip sınıflar arasındaki bir sürtüşmeye sahne olacağına inanır. Bir diğer ifadeyle sadece rejimler arasında değil ama vatandaşların, farklı vatandaş gruplarının, farklı vatandaş sınıflarının rakip ve yarışan adalet ve iyi anlayışlarıyla harekete geçirildiği rejim içi partizanlık mevcuttur. O, demokratik hizbin herkesin belli açılardan eşit olması nedeniyle her açıdan eşit olmaları gerektiğine inandığını söyler. Oligarkların insanların bazı açılardan eşitsiz olmaları nedeniyle her açıdan eşitsiz olmaları gerektiğine inandıklarını söyler. Aristoteles'e göre siyaset biliminin amacı ve hedefi hizipleri uzlaştırmak, devrime ve iç savaşa yol açan ihtilafların nedenlerini ortadan kaldırmaktır. Aristoteles'in devlet sanatı, onun siyaset bilimi, çatışmalı durumlara barış getirme doğrultusunda bir siyasi arabuluculuk formudur. Birçok kimsenin, benim açımdan çatışmanın, onun rejim anlayışının tam özüne yerleştirilmiş görünmesine rağmen, Aristoteles'in gerçek bir siyasal çatışma teorisinin olmadığı veya onu görmezden geldiğini düşünmesi bana daima şaşırtıcı gelmiştir. Ve yine sadece rakip rejimler arasında değil, fakat bizim iç siyaset dediğimiz şeyin özüne işlemiş çatışma, farklı adalet kavramlarına sahip farklı sınıfların birbirleriyle mücadelesi. Siyaset bilimci bu derinden çatışmacı durumlara nasıl barış ve itidal getirebilir? Aristoteles bunu nasıl yapmayı önerir? O, çeşitli hizipler arasındaki potansiyel çatışmacı mücadelenin dengelenebilmesi için birkaç çift çare önerir. Bu çarelerin en önemlisi hukuk devletidir. Hukuk, tüm vatandaşların eşit muamele görmesini sağlar ve bir kişi azlık ve çokluğun ellerinde keyfi yönetimi engeller der. Hukukun bir tür tarafsızlık tesis ettiğini söyler. Çünkü ona göre hukuk tarafsızlıktır. 3. kitap 16. bölümde kanunun yönetmesini isteyen bir kimse sadece Tanrı'nın ve aklın yönetmesini isterken insanın yönetmesini isteyen kimse canavarın yönetimini ister. Arzu bu türden bir şeydir ve yüreklilik Tumos, yöneticileri, en iyi adamları yoldan çıkarır. Bu nedenle kanun tutkudan arınmış akıldır. En iyi adamlar bile yüreklilik tarafından yoldan çıkarılabilir. Kanun, tarafgirlik ve tutkunun hakimiyetine karşı en iyi engeldir, der. Fakat bu hikayenin sonu değildir. Esasen bu sadece başlangıçtır. Aristoteles bir soru, çok önemli bir soru sorar. Acaba kanunun yönetimi en iyinin, en iyi bireyin yönetimine işaret eder mi? Yine tipik olarak her perspektifte payını, hakkını vererek soruyu iki farklı bakış açısından cevaplar görünmektedir. Birçok bakımdan Platon'un en iyi bireyin yönetimi görüşünü savunur görünerek başlamaktadır. En iyi rejim der, yazılı hukuk üzerine temellenen değildir. Akıl yürütmesi şunun gibi bir şeydir. Hukuk en iyisine sakar bir araçtır. Sakardır. Çünkü kanunlar genel meselelerle ilgili olup somut belli durumlarla ilgilenemezler. Dahası hukuk daima yeni ve öngörülemez durumlara karşılık vermek zorunda olan devlet adamlarının ve yasamacıların ellerini bağlar. Fakat aynı zamanda Aristoteles hukuku da savunur. Ne kadar zeki olursa olsun bir bireyin yargısı ister tutku, ister çıkar, ister insan aklının yanılabilirliği nedeniyle olsun, yozlaşmaya hukuktan daha fazla açıktır. Pratik bir mesele olarak
hiçbir bireyin her şeyi idare edemeyeceğini belirtir. Sadece üçüncü bir taraf, bu durumda kanun yeterli bir şekilde yargılamaya kabildir. Yine her iki durum içinde nedenler, iyi nedenler verir gözükmektedir. Fakat o, kanun değiştirilmeli midir sorusuna döner. Kanun değiştirilebilir mi? Evetse nasıl? Ve bir kez daha farklı argümanlar ileri sürer. İkinci kitap 8. bölümde hukuku diğer sanatlar ve bilimlerle karşılaştırır ve tıp gibi bilimlerin ilerleme kaydettiğini ve bunun hukuk için de geçerli olması gerektiğini söyler. Bir hukukun kadimliği onun kullanımının gerekçesi olamaz. Diyebiliriz ki Aristoteles, Burke'çü muhafazakarlığı zamanından çok önce reddetmektedir. Kadimlik veya gelenek tek başına meşruluk sağlamaz. Fakat aynı zamanda sonuç ilerleme bile olsa hukukta değişimlerin tehlikeli olduğunun farkındadır. İnsanları kanunların özensizce kaldırılmasına alıştırmak kötü bir şeydir. Şehir kanunları değiştirmekten, yöneticilere itaat etmemeye alıştırılmaktan zarar gördüğü kadar fayda görmeyecektir. Bir diğer deyişle kanuna riayet diğer tüm erdemler gibi bir alışkanlıktır, bir davranış alışkanlığıdır. Yok etme ve gayri adil bir kanuna dahi itaat etmeme alışkanlığı halkı tamamen hukuksuz kılacaktır, der. Hukuk üzerindeki bu vurgu insan davranışına bir kısıtlamadır. Birçok bakımdan bu Aristoteles'in düşüncesine güçlü bir görenekselcilik unsuru katar gözükmektedir. Bu adaletin kanunlar, adetler, gelenekler tarafından belirlendiği, görenekler, terimin en geniş anlamında nomos tarafından adaletin oluşturulduğu görüşüdür. Belirttiğim gibi bununla ilişkili belli bir relativizm bulunmaktadır. Çünkü görenekler toplumdan topluma değişmektedir. Adalet standartları yine rejime bağlı görünüp bu Aristoteles'in antropolojisinin bir kısmı ile tamamen uyumlu görünmektedir. Nihayetinde eğer biz doğamız gereği siyasal hayvanlar isek, adalet standartları siyasetten türemelidir. Toplumu aşan bir doğruluk insana doğal olan bir doğruluk olamaz. Fakat Aristoteles'in bizim siyasal doğamız hakkındaki algısı bizim için doğal veya doğru olan bir adalet standardı gerektirir gibidir. Hukuk devleti bizim için doğal olan bir adalet veya doğruluk formunun var olduğunu varsayar. Fakat Aristoteles'in doğal doğruluk veya doğal adalet standardı nedir? Aristoteles şaşırtıcı bir iddiada bulunur. Maalesef bu iddia okumakta olmadığınız bir kitaptadır. Bir kitap, Nikomakhos Ahlakı, 5. kitap, 7. bölüm. Orada tüm doğal doğruluk değişkendir veya değişebilir. Tüm doğal adalet standartları değişkendir der. Ve bununla o doğal doğruluğun örneğin daha sonra Immanuel Kant'ın ileri süreceği gibi genel önermelerde veya evrensel maksimlerde değil, bir topluluğun veya onun liderinin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair somut kararlarında ortaya çıktığını anlatır. Doğal doğruluk değişkendir çünkü farklı koşullar farklı türden kararları gerektirecektir. Öyleyse bu Aristoteles için evrensel olarak geçerli adalet veya doğruluk standartlarının olmadığı anlamına mı gelir? Her şey koşullar tarafından belirlenir. Adalet de, deyim yerinde ise iyi vatandaş gibi rejime mi bağlıdır? Bu, doğru ve yanlışın tamamen koşullara bağlı olduğunu belirten Machiavellizmin sınırsız alanına düşmeyecek midir? Bu Aristoteles'in söylediği şey midir? Hiç değil. Aristoteles, doğal doğruluğun değişken doğasını kısmen devlet adamlarının gerektirdiği hareket serbestliğini, özgürlüğünü korumak için vurgulamaktadır. Her devlet adamı yenilikçilik ve yaratıcı eğilimi gerektiren yeni ve bazen uç durumlara göğüs germelidir. Ve topluluk için hayat memat meselesi olan böyle durumlarda bunlara acil durum koşulları diyebiliriz. Vicdanlı devlet adamı uygun biçimde karşılık verebilmelidir. Örneğin 11 Eylül olaylarında. Kriz zamanında devlet adamının topluluğu korumasına müsaade etmeyen bir ahlak yasası bir doğal doğruluk ilkesi değil bir intihar notu olurdu. Önemli bir dereceye kadar Aristoteles'ci doğal doğruluk standartları en muktedir devletlerin somut kararlarında
spesifik kararlarında yer almaktadır. Bunlar peşinen belirlenemeyip yeni ve tekrarlarsak farklı ve öngörülemez durumlara cevaben ortaya çıkmalarına müsaade edilmelidir. Doğal olarak doğru olan, barış zamanında doğal olarak doğru olan, savaş zamanlarında doğal olarak doğru olanla aynı şey olmayacaktır. Normal durumlarda doğru olan, acil durumlarda doğru olanla aynı şey olmayacaktır. Aristotelesçi anlamda devlet adamı, normal duruma mümkün olan en kısa zamanda ve en etkin şekilde dönmek isteyen birisidir. Bu Aristoteles'i Machiavelli'den ve tavırlarını Machiavelli'den alan diğer tüm düşünürlerden ayıran şeydir. Hobbes ve 20. yüzyıldaki Carl Schmitt ve Max Weber gibi düşünürler var aklımda. Tüm bu düşünürler tavırlarını uç durumlardan, iç savaş, toplumsal çöküş ve ulusal kriz durumlarından almaktadır. Aristotelesçi devlet adamı normdan ayrılmayı gerektiren nadir durumlardan aşırı etkilenmeyecektir. Bir Amerikan örneğini ele alırsak, Abraham Lincoln'un iç savaş sırasında yaptığı gibi habeas corpus'un kaldırılması veya pişmanlık verici ülke içi casusluk gereksiniminde olduğu gibi. Fakat her durumda Aristotelesçi devlet adamının amacı anayasal yönetim koşullarının ve hukuk devletinin mümkün olan en kısa zamanda ve en etkili şekilde restorasyonu olacaktır. Bu karamsar notla birlikte ayrılmanıza müsaade edeceğim. Aristoteles'i gelecek sefer tamamlayacağız. Üçüncü ders. Bugün Aristoteles 3. kısmı tamamlayarak başlamak istiyorum. Bugün Aristoteles'in Amerika'yı keşfinden bahsetmek istiyorum. Aristoteles'in Amerika'yı keşfetmesi bazılarınıza şaşırtıcı gelecek muhtemelen ama bir dakika içinde o noktaya geleceğim. Aristoteles açısından birçok bakımdan her siyaset öğrencisi için olduğu gibi bir kimsenin göğüs gerdiği en önemli mesele hizip problemidir. Hizipler nasıl kontrol edilebilir? Hizipler arası çatışma nasıl kontrol edilebilir? Bu özellikle Aristoteles'in hizipleri en iyi şekilde kontrol ettiğine inandığı ve politi terimi ile ifade ettiği, rejimi tarif ettiği Politika'nın 4. ve 5. kitaplarında ele alınan meseledir. Politi adlı bu rejimin esas özelliği, esasen o rejim manasındaki genel Yunanca kelime olan politeia'yı kullanır bu rejim için. Aristoteles'e göre politi, oligarşi ve demokrasi ilkelerinin bir karışımını temsil eden rejimdir. Böylece her iki uç tarafından baskıyı önler der. Deyim yerinde ise azlık ve çokluk unsurlarını birleştiren politi, orta sınıfın, orta grubun hakimiyeti ile karakterize edilir. Orta sınıf en azından sınıf mücadelesi ve hizip çatışması sorunlarından kaçınabilecek sayıda kalabalık olduğu yerde her iki uç partinin de güvenini kazanmaya muktedirdir. Aristoteles, orta unsurun büyük olduğu yerde hizipçi çatışma ve rejimin doğası üzerine bölünme en az olur diye yazar. Böylece bir bakıma Aristoteles, James Madison'ın Federalist 10 numaralı ünlü makalesinden çok önce hizbin kontrolü ve sınırlanması için deyim yerinde ise çareyi bulmuştu. Hatırlayın, hepiniz değilse bile 10. Federalist denemeyi okumuş olan çoğunuzun hatırlayacağı üzere Madison birçok hizbin birbirlerini kontrol edip dengelediği, birbirleriyle yarış ettiği, böylece bir çoğunluk sınıfının tiranlığının çoğunluğun bir tür tiranlığına yönelen tek bir hizbin hakimiyetinin önlendiği geniş bir cumhuriyet tasarlamaktaydı. Aristoteles'in oligarşi ve demokrasinin karışımı önerisi birçok bakımdan tam 2000 yıl öncesinden Madison'ın kuvvetlerin birbirinden ayrıldığı ve Federalist 51 numarada söylediği gibi hem tiranlık hem de iç savaş uçlarından kaçınabilmek için hırsın hırsla dengelendiği bir yönetim çağrısını öngörmektedir.
Benim ve inanıyorum ki her sağduyulu Aristoteles okuyucusunun ulaşacağı kaçınılmaz sonuç, Aristoteles'in aslında Amerikan Anayasası'nı daha o yazılmadan 1500 veya 2000 sene önce keşfettiğidir. Bu size şaşırtıcı gelebilir. Çünkü tabii ki Aristoteles çok daha önce yaşamıştır. Fakat bu basitçe bizim ön yargımız olabilir. CUNY Yüksek Lisans ve Doktora Merkezi'nden arkadaşım Peter Simpson bir makalesinde bana çok ikna edici gelen Aristoteles'in aslında Amerikan Anayasası'nı keşfettiği argümanını geliştirmiştir. Bence onun keşfetmediği sadece bizim ön yargımız olabilir. Politika'nın ikinci kitabında Aristoteles dünyanın sonsuz olduğunu ve onun içindeki her şeyin keşfedildiğini yazar. Dünya periyodik aralıklarla büyük yıkımlar ve felaketler yaşar. Medeniyetler barbarlık seviyesine iner ve daha sonra düzelip yükselişe geçer. Diyebiliriz ki eğer bu yıkıcı değişim teorisi doğruysa bizimki gibi bir anayasanın veya bizimkiyle aynı olan bir anayasanın antik geçmişteki bir tarihte, Aristoteles'in bildiği çok uzak bir tarihte var olmuş olması ihtimalini dışlayamayız. Bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Neden olmasın? Fakat Aristoteles'in karma anayasası halen önemli açılardan bizimkinden ayrılmaktadır. Aristoteles, karma anayasadan tek bir kişi, azlık ve çokluktan oluşan sınıfların dengesini anlamaktadır. Okumanızda göreceğiniz üzere hükümetin fonksiyonlarının gerçekte birbirinden ayrılıp ayrı ellere verilmesinde çok ısrarcı değildir. O, her sınıfın yönetim gücünün bir yönünden pay almasının onun için yeterli olduğunu söyler. Fakat bu bir başka farka götürür. Biz güçler ayrılığı doktrininin bireyin özgürlüğü ve güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyoruz, öyle değil mi? Biz genellikle bireysel özgürlük ve güvenliği kuvvetler ayrılığının amacı olarak düşünüyoruz. Siyasal fonksiyonların küçük bir azınlığın ellerinde toplandığı zaman keyfi yönetim ve bireysel özgürlüğün tehlikeye atılması riskini taşırız. Fakat Aristoteles için birinci öncelik bireyin özgürlüğünden çok şehrin işleyişi veya işlevsel sağlığıdır. En iyisinden bireysel özgürlük Aristotelesçi karma rejimin arzu edilir bir yan ürünü olabilir. Fakat bireysel özgürlük onun tanımlayıcı veya ilkesel amacı değildir. Bu farkla ilgilenen herkes için Aristoteles Bey'in Medicine'ın hikmetini ne şekilde gözden geçirdiğini görebilmek için Aristoteles'in karma yönetim tanımını Montesquieu'nun Kanunların Ruhu'nun 11. kitabı ile bazı merkezi federalist denemelerle karşılaştırmanızı öneririm. Onları değerli olabilecek bir biçimde karşılaştırabileceğinizi düşünüyorum. Aristoteles sadece çatışma ve mücadeleyi kontrol etmenin bir yolu olarak güçler ayrılığı doktrininin ve hiziplerin bir tür dengesinin önemini anlamamış. Aynı zamanda gelişmekte olan bir cumhuriyet için mülkiyet, özel mülkiyet ve ticaretin de önemini anlamıştır. Bunun üzerinde çok durmadık ama hatırlayın, ikinci kitapta Platon'un devletini talep ettiği aşırı birlik nedeniyle uzun uzadıya eleştirmektedir. Sokrates en azından yardımcılar sınıfı içerisinde mülkiyetin ortak sahipliğini talep etmektedir. Fakat Aristoteles bu şehrin doğal olmadığını söyler. Yani bir şehri meydana getirebilmek için belli bir çeşitlilik gerekir. Tüm mülkiyetin ortaklaşa olduğu bir yerde şehir ortak mülkiyetten çok ortak ihmalden muzdarip olacaktır. Birçok bakımdan Aristoteles özel mülkiyet ve ticaretin erdemlerinin açıkça farkındadır. Aristoteles açıktır ki gittikçe tek oldukça, gittikçe birlik oldukça o artık bir şehir olmayacaktır der. Şehir doğasında bir çokluktur. Daha çok bir birlik haline geldikçe
bir polis yerine bir hane gibi olacaktır ve bir hane yerine bir insan gibi olacaktır. İkinci kitapta Aristoteles'in merkezileşme ve mülkiyet yoğunlaşmasının yarattığı aşırı birliğe yönelik eleştirisini görüyoruz. Fakat ticaretin ve mülkiyetin öneminin farkında olmasına rağmen şehrin amacının zenginlik olmadığını, zenginliğin üretimi olmadığını söyler bize. Bu şekilde Aristoteles ve milletlerin zenginliğinin büyük yazarı Adam Smith'in bir karşılaştırmasını yapmak faydalı olurdu. Eğer siyasetin amacı zenginlik olsaydı, der Aristoteles, Fenikeliler, diyebiliriz ki antik dünyada Fenikeliler kelimenin tam manasıyla tüccar milletti, Fenikeliler en iyi rejim olurdu. Fakat o bunu reddeder. Aristoteles, meşhur bir Amerikan başkanı tarafından söylenen Amerika'nın işi para kazanmaktır sözünü asla onaylamazdı. Siyasal ortaklığın iyi bir şekilde gerçekleştirilen asil davranışlar hatırına olduğu kabul edilmelidir. Bize erdemin zenginliğin hatırına değil, zenginlik ve mülkiyetin erdemin hatırına var olduğunu söyler. Aristoteles, tıpkı Amerikalıların hükümetin para kazanmanın hatırına, ekonominin hatırına var olduğunu düşünme eğilimini eleştireceği gibi, Amerikalıların siyasal çatışmayı kontrol etmekten ziyade körükleyen, bizim siyasi parti dediğimiz kulüpler biçiminde teşkilatlanma eğilimini de peşinen eleştirmiştir. Bu siyasal kulüpler veya partiler Amerikan siyasetçilerini devlet adamlarından ziyade demagoglar haline getirir biçimde etkilerini halkı tütsülemek için, güçlerini tehlikeli tutkuları kaşımak için kullanırlar. O aynı zamanda siyasal makamları kurayla atama şeklindeki Yunan pratiğinden ziyade Amerikan seçim pratiğini garip bulurdu. Aristoteles, seçimlerin makama gelmek isteyen herkesi utanmadan halka yerine getiremeyeceklerini bildikleri vaatlerde bulunmaya yönelterek sadece demagojiyi artırma eğiliminde olduğunu düşünürdü. İstediğiniz kişiyi düşünün. Dahası Amerikan rejimi pek çok açıdan herkese açıkken ve eşitlik inancı ile övünürken hiç şüphesiz Aristoteles onun makamlarının aslında sadece zenginlere ya da zenginlerin desteğini alabilenlere açık olduğunu ve bunun onu cumhuriyet görünümündeki bir oligarşi yaptığını belirtirdi. İşte Aristoteles, Amerikan anayasası ve Amerikan siyasal kültürüne yönelik kendi eleştirisine de sahipti. Açıktır ki her ne kadar politikanın son iki kitabı, 7. ve 8. kitapların konusunu oluşturan kendisinin en iyi rejim fikrine uymasa da Amerikan rejiminde Aristoteles'in takdirini kazanacak pek çok şey vardır. Aristoteles burada yapısı, kurumsal yapısı, en iyi rejimin içeriği hakkında en iyi rejimde en iyileri yönetici olacaklarını kabul ederek çok genel bir taslak çizmiştir. Yani bu bir aristokratik bir cumhuriyettir. Şimdi biraz bu rejim hakkında Aristoteles'e göre bu aristokratik cumhuriyetin gerekliliklerinin, ihtiyaçlarının neler olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Politikanın bu bölümlerinde Aristoteles, geçerli Yunan siyasal eğitiminin gelenek ve pratiklerine ciddi bir meydan okumada bulunur. Birçok bakımdan Platon'un devleti gibi onun her parçası oldukça kapsamlıdır. İlk olarak en iyi rejimin amacının, Aristotelesçi cumhuriyetin amacının savaş olmadığını fakat esasen barış olduğunu söylemektedir. En iyi rejimin vatandaşı eğer görev gerektirirse savaşı kaldırabilmelidir. Fakat sadece barış ve boş zaman hatırına. Yinelersek sadece Sparta değil ama Atina ve onun emperyalist hırslarının bir eleştirisidir bu. İkinci olarak Aristoteles boş zamanın amacını, rejimin amacı barış, barışın amacı da boş zamandır dediğinde ortaya kor. O, boş zamandan sadece rahatlama, özel anlarınızın keyfini çıkarma, tatilin tadını çıkarmayı anlamamaktadır. Boş zaman sadece dinlenme ve eylemsizlik değildir.
Fakat boş zaman eğitim için veya onun bazen felsefe terimiyle adlandırdığı şey için gereklidir. Felsefe ile pek soyut veya spekülatif düşünce kapasitesini değil, daha çok megalopsikos, literal olarak yüce ruhlu kişi veya yüce ruhlu insan dediği kişilerin ayrıcalığı olduğunu düşündüğü bir tür liberal eğitimi önerir gibidir. Mega, megalo, büyük anlamında olup psikos, bizim tin, ruh terimlerimizle ilişkilidir. Yüce ruhlu kişi, yüce ruhlu adam, centilmen, birçok bakımdan Aristoteles için bu tür eğitimin, liberal eğitimin ideal alıcısıdır ve aynı zamanda bazı açılardan kitabın kendisinin ideal veya mükemmel okuyucusudur. Aristoteles'in en iyi rejiminin Platon'un filozof krallar için olan uzlaşmaz talebinden nasıl farklılaştığını açıkça görmeye başlıyoruz. Megalopsikos bir centilmen. O her neyse katı anlamda bir filozof değildir. Sosyolojik olarak Aristoteles megalopsikos'un filozoftan farklı olarak esasen toprak mülkiyetine dayalı bir zenginlik mirası almış fakat yaşam biçimi şehirli olan biri olduğunu açık eder. O bizim kent soyluları dediklerimizin bir üyesi olacaktır. Nikomakos etiğinde Aristoteles böyle bir kişinin, bu megalopsikos'un sahip olması gereken psikolojik ve hatta fiziksel özellikleri canlı bir şekilde sunar. Böyle bir kimse pek çoğumuzu aşağı çeken az veya çok küçük şeylerden mağrur bir şekilde uzak durur. Aristoteles onun çok önemli bir şey tehlikede olmadığı sürece yavaş harekete geçtiğini söyler. Kimseye karşı borçlu kalmamak için yapılan iyilikleri fazlasıyla geri öder. Fikrini bir parça New York Times gibi korku veya çıkar düşünmeden söyler. Çünkü ikiyüzlülük ona yakışmaz. Ara sıra başkalarını incitebilir. Ama bu hesaplanmış canilikten kaynaklanmaz. Dahası Aristoteles böyle bir kişinin sadece zenginlik değil ama gelişmiş bir estetik zevke de sahip olduğunu düşündürtecek biçimde güzel ama faydasız şeylere sahip olacağını söyler. Bu yetmezmiş gibi acele etmek vakarsız olduğu için Aristoteles megalopsikos'un ağır yürüdüğünü, uzun boylu olduğunu ve derin bir sesle konuştuğunu söyler. Yine bu kitabın ideal devlet adamının veya okuyucusunun potansiyel devlet adamı veya okuyucusunun kim olacağı çok açıktır. En önemlisi diyebiliriz ki bir sınıf olarak centilmeni filozoftan ayıran şey belli tür bir bilgi veya pratik akıldır. Centilmen bir Sokrates'in sahip olduğu spekülatif akla sahip olmayabilir. Fakat o işlerin idaresi için gerekli olan pratik rasyonellik, pratik yargı niteliğine sahip olacaktır. Aristoteles bu tür bilgiyi, bu tür pratik yargıyı, tahtaya yazdığım bilgiyi, bu tür pratik yargıyı tahtaya yazdığım phronimos olarak adlandırır. Ona sahip olan kişi phronimos'dur. Pratik yargıya sahip bir kişi. Yine spekülatif ve felsefi akılla aynı şey olmadığı aşikar olan bizim sağduyu, pratik bilgelik, yargıda bulunma kapasitesi, yargılama kapasitesi dediğimiz şeye yaklaşan bir terim. Phronimos, uygun veya yerinde olan şeyi, bir durumu meydana getiren karmaşık düzenlemeler içinde yapılması en uygun olan şeyi kavrayabilen kişidir. Hepsinden öte, böyle bir kişi, onu daha teorik veya spekülatif kafa yapısına sahip kişilerden ayıran, özel içgörü ve ayırt edebilme niteliğine sahiptir. Bu phronimos, yargı,
pratik akıl, sağlam sağduyu niteliği nasıl elde edilir? Aristoteles bize bu bilgi türünün siyaset için en uygun olan bilgi türü olduğunu söyler. Yine o bu hususta net olmayı ister. Phronimos ne basitçe soyut doğruları hedefleyen teorik bilgidir ne de onun tekne adını verdiği işe yarar aletlerin yapımında kullanılan üretici bilgidir. Öyleyse o nedir? Phronimos eylemde bulunmanın amacı doğru eylemde bulunmak olduğu bir anda nasıl eylemde bulunulacağının bilgisidir. Diyebiliriz ki o bir doğru önermeler topluluğundan çok keskin bir neyin ne olduğunu bilme, siyasal sağduyu yeteneğidir. Bu tür bir bilgi yargıda bulunma ve mütalaa etme yeteneği veya mütalaa sanatı gerektirir. Aristoteles bizim sadece bir tercih yapma durumunda mütalaa ettiğimizi söyler. Biz muhafaza etmeyi veya değişimi düşünerek bir şeyi iyileştirmek veya daha kötü duruma gelmekten korumak için mütalaa ederiz. Bu tür bilgi her şeyden öteye belli bir durumda ne yapılması gerektiğiyle ilgilenen devlet adamının sanatı ve zanaatı olacaktır. O en büyük devlet adamları tarafından sahip olunan deyim yerinde ise daha sonraki ve daha küçük kişiliklerin içinde değişimi yöneteceği kalıcı çerçeveyi çizen anayasaların babaları tarafından sahip olunan yetenektir. Yine bu şehirlerin kurucuları, rejimlerin yasama kurucuları tarafından sahip olunan siyasal yetenek ve bilgelik türüdür. Aristoteles'in politikası, bu tür yetenek için gerekli olan bilgi türü hakkında bir kitaptır. Bu pratik yargı, phronimos, pratik bilgelik niteliği, Aristoteles'e açık bir gönderme olmaksızın, güzel bir makalede İngiliz siyaset bilimcisi Isaiah Berlin tarafından geliştirildi diye düşünüyorum. Isaiah Berlin'i hiç duyan var mı aranızda? Hiçbiriniz mi duymadı? Meşhur İngiliz filozof 90'ların sonunda bundan bir müddet önce ölmüştür. Umarım bu size Isaiah Berlin okumanız için bir ilham olacaktır. Her neyse, siyasal yargı başlıklı muhteşem bir makale yazmıştır. Orada şunu sorar. Onların bilgisini diğer tüm rasyonellik ve bilgi türlerinden ayıran başarılı devlet adamlarının sahip olduğu entelektüel nitelik nedir? Şöyle yazar. Ondan alıntı yapacağım. Betimlemeye çalıştığım nitelik ister ahlaksız ister erdemli olsun başarılı devlet adamlarının sahip olduğu kendine özgü bir kamusal yaşam anlayışıdır. Bismarck'ın veya Talleyrand veya Franklin Roosevelt veya Cavour veya Disraeli, Gladstone veya Atatürk gibi kişilerin büyük psikolojik romancılarla ortaklaşa sahip olduğu fakat daha saf teorik dehaya sahip Newton veya Einstein veya Bertrand Russell ve hatta Freud'un sahip olmadığı bir şey. İşte burada da Aristoteles gibi o da en büyük akıllar, en azından siyasal akıllar tarafından sahip olunan bir tür pratik yeteneği ayırt eder ve onun büyük psikolojik romancılar dediklerinden, büyük filozoflar ve bilim adamları tarafından sahip olunandan çok farklı olduğunu söyler. Berlin bu kapasiteyi ne olarak adlandıracağız diye sorar ve yine şöyle devam eder. Pratik akıl belki de neyin işe yarayıp neyin yaramayacağının bir kavrayışıdır. O, kimyagerlerin deney tüplerinin içeriklerini veya matematikçilerin sembollerinin uyacakları kuralları bilmeleri anlamındaki bilgiye karşıt olarak eğitmenlerin hayvanlarını, ebeveynlerin çocuklarını, şeflerin orkestralarını tanıdığı anlamdaki bilgiye yönelik olup analizden çok senteze dayalı bir kapasitedir. Başka her ne niteliğe sahip olurlarsa olsunlar, bu pratik akıl niteliğinden yoksun olanlar ne kadar zeki, eğitimli, yaratıcı, nazik, asil, çekici ve diğer açılardan yetenekli olurlarsa olsunlar, doğru bir şekilde siyasal açıdan kifayetsiz olarak değerlendirilirler.
Burada Berlin, Aristoteles'in Phronimos olarak tarif ettiği bu siyasal bilginin karakteri hakkında bir şey söyler bize. Yine bu bilgi nasıl elde edilir? Onunla mı doğuyoruz? Bazı insanlar doğal olarak buna sahip mi veya tecrübenin mi bir ürünüdür? Aristoteles söylemiyor. Fakat sanırım cevap biraz her ikisinden de. Berlin'le hemfikir olarak o, bazı büyük psikolojik romancılar tarafından sahip olunan bir niteliktir. Eğer bu büyük yargı, ayırt etme ve pratik akıl yeteneğine sahip bir romancı bilmek isterseniz, aklıma gelen isimler Tolstoy, Henry James ve belki hepsinden önde gelen Jane Austen'dir. Pratik bilgelik aynı zamanda büyük devlet adamlarının bir erdemidir. Berlin esas olarak Bismarck, Disraeli, Franklin Roosevelt isimlerini anar. Ben Pericles, Lincoln ve Churchill'in de adlarını eklerdim. Onların eserlerini okuyun, tarihlerini çalışınız. Onlar devlet yönetimi sanatında tam da Aristoteles'in bizim yapmamızı isteyeceği biçimde meselelerin nasıl değerlendirileceği hususunda fiili bir ders vermektedirler. Bu beni Aristoteles'in bir bütün olarak eseri boyunca ortaya konan daha büyük bir soruya yöneltmektedir. Aristoteles'in siyaset bilimi nedir? Ne için vardır? Aristoteles ne yapmaya çalışıyor? Bu soruyu sormanın bir iddiada bulunmak olduğunu söyleyebilirsiniz. Aristoteles bir siyaset bilimi. Siyasetin bilimine sahip mi? Eğer varsa ne hakkındadır? Bu soruyu cevaplamaya başlamak için, hatta doğru olarak onun hakkında düşünmeye başlamak için de diyebilirsiniz, bizim Aristoteles'in metninden kendimizi geri çekmemiz ve bazı temel sorular sormamız gerekir. Aristoteles siyasalla ne demek ister? Siyaset çalışmasının amacı ve hedefi nedir ve siyasal varlıkları çalışmaya yönelik Aristoteles'in yaklaşımının ayırt edici yönü nedir? Bugün siyaset bilimi terimi topluca sosyal bilimler dediğimiz farklı disiplinler arasından bir tanesine karşılık gelir. Bu sadece siyaset bilimini değil, fakat iktisat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji gibi disiplinleri kapsar. Bu disiplinlerin her biri ayrı bir insan eylemleri ve ilişkileri setinde bize yardımcı olmayı amaçlar. İktisat zenginliğin üretimi ve dağıtımını içeren eylemler ile ilgilidir. Sosyoloji, statü ve sınıfı yöneten eylem ile. Antropoloji ise kültür alanı ile ilgilidir. Siyaset biliminin çalıştığı şey nedir? Ve onun diğer disiplinlerle olan ilişkisi nedir? Siyaset biliminin özü, en azından Aristoteles'e göre ve bu bağlamda ben de oldukça Aristotelesciyim, onu diğer tüm çalışmalardan ayıran şey rejim kavramıdır. Politeia kavramıdır. Onun için rejim, diğerleri arasında bir insan faaliyeti dalı değildir. Hatta o, diğerlerinin tamamını mümkün kılan temel ilkedir. Düzenleyici ilkedir. Bu, Aristoteles'in siyasetin çalışılmasını diğer sosyal bilimler arasından yalnızca birisi olarak görmemesinin nedenidir. Siyaset bilimi, rejim içerisinde diğer tümünün konumunu ve yerini belirleyen ana bilimdir. Onun rejimi çalışması, yani her düzeni yöneten temel anayasal ilkeleri çalışması, Aristoteles'i diğer sosyal bilimcilerden ayırt eden şeydir. Bu dönemin başında bu sınıfa geldiğinizde sadece siyaset biliminde bir derse kayıt olduğunuzu düşünmüş olabilirsiniz. Belki de onun kimi açılardan bilimlerin anası, bilimlerin bilimi dediği şeyi çalışmaya geldiğinizi bilmiyordunuz. Aristoteles'in rejime atfettiği bu öncelik sanırım onun siyaset bilimini bugünün siyaset biliminden ayıran şeydir. Bugün diyebiliriz ki siyaset bilimciler ve sosyal bilimciler herhangi bir özel bilgi dalına öncelik atfetmekte daha mütevazıdırlar. Ekonomik motif ve eylemlerin mümkün olan tüm insan davranışlarında anahtarı sunduğuna sıklıkla inanan iktisatçılar bunun muhtemel istisnasıdır. Kim bilir, belki de haklıdırlar. Fakat Aristoteles bunu reddederdi.
Aristoteles'e göre iddia ettiği gibi insan siyasal bir hayvan olduğu için siyasetin diğerlerine önceliği vardır. Bir siyasal hayvan olmak ilk olarak bir toplulukta veya paylaşılan adalet ve adaletsizlik standartları ile yönetilen bir yaşam biçimine katılabilmeye imkan sağlayan konuşma ve akla sahip olmak demektir. Bir diğer ifadeyle Aristoteles'in siyaset bilimi sadece bir arada yaşamaya muktedir değil. Zira birçok başka hayvan da bir arada yaşar. Fakat yönetim düzenlemelerinde pay alabilen dinsel hayvanlar olarak bir insan kavrayışını gerektirir. Bir topluluğu mümkün kılan ve bizim davranışımızın bizi diğer türlerden ayırmasında bir belirsizlik veya serbestiyet yaratan bizim logosumuz, aklımızdır. O tam olarak bu serbestiyetin siyasal toplulukları sadece paylaşılan standartlar üzerinde anlaşma alanları haline değil, fakat aynı zamanda adalet ve adaletsizlik üzerine ahlaki sürtüşme alanları haline getirdiğine inanır. Siyasal hayvan olmak ona göre adaletin doğası hakkında süre giden bu konuşma ve tartışmaya dahil olmak veya edilmektir. Bu konuşmaya katılmayı reddetmek, kendisinin bunun dışında olduğunu ilan etmek ya insanlığın altında ya da üstünde olmaktır. İnsan olmak bu konuşmanın parçası olmaktır. Aristoteles'in siyasete atfettiği bu merkezilik bizi başka bir soruyu, yani bu çalışmanın amacının ne olduğunu düşünmeye zorlar. Neden onunla meşgul oluruz? İlk bakışta bu çok aşikarmış gibi görünür. Daha çok bilgi edinmek. Fakat neyin bilgisi ve ne için? Bugün pek çok insan siyaset çalışmasına ilgi duyar. Çünkü gazete okudukları veya televizyonda gördükleri şeylerle ilgilidirler. Seçimler, siyasi liderler ve partiler gibi şeyler, kendilerine çekici gelecek değişik nedenler, gördükleri veya haklarında bir şey işittikleri savaşlara veya devrimlere olan ilgi gibi. Bu şeyler hakkında daha fazla şey öğrenmek için siyaset çalışmaya başlıyoruz. Bu Aristoteles'in zamanında olduğu kadar bugün de doğrudur. Aristoteles siyasal bilginin diyebiliriz ki veri toplanmasının, bulguların organize edilmesinin çok önemli olduğunu kesinlikle kabul etmiştir. Politikanın 3, 4 ve 5. kitapları Aristoteles'in siyasetinin ampirik yönünü sergiler. Yine soru sormama izin verin. Bu bilgi ne içindir? Aristoteles onunla ne yapmayı istiyor? Veya bizim onunla ne yapmamızı istiyor? Yine ahlakta siyaset, siyaset biliminin fizik, metafizik veya matematik gibi teorik bir konu olmadığını söyler. Yani onun amacı bilgiyi kendi hatırı için elde etmek değildir. Siyaset çalışmak kendi başına ne kadar önemli olsa da o bilginin hatırına değil, eylemin hatırına, onun eylem için kullandığı söz olan praksis hatırınadır. Siyaset bilimi insanlığın iyiliği için var olur ve politikanın açış cümlesi bunu doğrular. Aristoteles, görüyoruz ki herkes her şeyi görünür bir iyi için yapar der. Her eylem, her insan davranışı bir tür iyi gerçekleştirmeye yönelir. Tüm siyasal eylemler korumaya veya değiştirmeye yönelir. Eylemde bulunduğumuzda korumayı veya değiştirmeyi amaçlarız. Tüm siyasal eylem diyebiliriz ki daha iyi veya daha kötü fikri tarafından yönlendirilir. O bir daha iyi ve daha kötü standardını ve bu da kendisi aracılığıyla yargıda bulunduğumuz bir iyi fikrini ima eder. Siyaset çalışmasının bilginin kendi hatırına değil, fakat rejime hizmet eden bilgi için olduğu buradan çıkarılacak sonuçtur. En azından Aristoteles böyle olduğuna inanır. O rejimin daha iyiye gitmesine yardımcı olur veya kötüye gitmesini engeller. Onun amacı sadece daha fazla bilmek değil, fakat nasıl olduğunu bilmektir ve bu sadece teorik seziş değil, fakat siyasal yargı ve Aristoteles'in uzun uzadıya tartıştığı pratik bilgi türünü gerektirir.
Bu pratik yargı ve düşünme yetisi yine bir şekilde Aristoteles'in bize bahsettiği siyasal sanat veya siyasal yeteneğe özgüdür. Bu yeti sadece devlet gemisini yüzdürme yeteneği değil, fakat en iyi devlet adamlarının gemiye yönlendirmesini ve güvenli şekilde limana yanaştırmasını da mümkün kılar. Yani o devlet adamları tarafından ihtiyaç duyulan bir bilgi türüdür. Aristoteles'in siyaset bilimi öyleyse nihai olarak devlet yönetimi sanatının üstün bilimidir. Devlet yönetimi sanatı veya devlet adamlığı yine çok işitmediğimiz terimlerdir. Belki günümüz siyaset bilimi tarafından devlet adamlığı veya devlet sanatından bahsetmek epey bir değer yargısı içerir. Çok öznel bulunmaktadır. Bu da yine farklı ve güçlü çağrışımlar içeren bir kelimedir. Devlet adamı kimdir? Devlet adamının özellikleri nelerdir? Aristoteles'in devlet adamlarının en iyisine, Megalopsykos'a özgü olduğuna inandığı özelliklerden bahsetmiştim. Bu, örneğin Cuma günü ve haftaya görmeye başlayacağımız Machiavelli ve sonra Hobbes ve Locke'un büyük kurucular ve devlet adamları için gerekli olduğuna inandıkları özelliklerden çok farklı olacak. Platon ve Aristoteles kendi görüşlerini verir. Filozof kral ve yüce ruhlu insan veya Megalopsykos. Fakat yine devlet adamı en yüksek anlamda rejimlerin, kanunların ve kurumların kurucusudur. Onlar bizim sonraki kişilerin içinde eylemde bulunduğumuz anayasal çerçeveyi sunarlar. Eğer Aristoteles'in siyaset bilimi devlet adamlığı için bir eğitimse, onun metotlarının neler olduğunu sorabilirsiniz. Onun ayırt edici metotları nelerdir? Bir devlet adamını nasıl eğitiriz? Diyebiliriz ki bu her olgun bilimi hakkında sorulan sorudur. Olgun bir bilimi bir veri yığınından, rivayetten, sezgisel tahminlerden veya rastlantısal bir içgörü ve gözlemler koleksiyonundan ayıran şey onun metoda sahip olmasıdır. Bilgiyi elde etmek ve düzenlemek için gerekli hususi bir metot olmaması, karanlıkta el yordamıyla yürümekle aynı şeydir. Öyleyse Aristoteles'in politikasının ayırt edici metodu nedir? Bir dereceye kadar Aristoteles metodolojistin oyununu oynamayı reddeder. Ahlakta iyi bilinen bir pasajda konusunun sınırları içinde açıklığı elde edebilirse bizim tartışmamız yeterli olacaktır demektedir. Bir diğer ifadeyle siyaset gibi her zaman çok çeşitliliğin ve tahmin edilemezliğin söz konusu olduğu bir konuda metodolojik saflık beklemenin yanlış olduğunu söyler gibidir. Konunun müsaade ettiğinden daha fazla kesinlik talep etmemenin iyi eğitimli, tahminen liberal eğitimli bir kimsenin işareti olduğunu söyler. Fakat bu formülasyon pek çok açıdan tartışmaya açık gözükmektedir. Konu ne kadar kesinliğe müsaade etmektedir? Nasıl biliyoruz? Siyasetin çalışılmasında kullanılan metotlarda daima ad hoc bir şeyin olacağını ima eder gibidir. Biz çalışma konusunun a priori metoda uymasını talep etmekten çok metodu konuya uydurmak zorunda kalacağız. O, metodolojik saflık üzerinde ısrar etmenin sahte bir birlik anlamını, değişken ve duruma bağlı ve daima değişime tabi olan siyaset çalışmasına sahte bir kesinlik ve mutlaklık anlamını dayatmak olacağını ima eder. Aristoteles, siyaset çalışmasına uygun tek bir metodun olduğunu reddederken bile siyaset bilimcilerin cevaplaması için ortak bir soru seti önerir. Bu soruları Politika'nın 4. kitabının hemen başında ortaya koyar. 4 tane böyle soru sayar. Siyaset bilimci en iyi koşullar durumunda en iyi rejimin ne olduğunu kavramalıdır. İkinci olarak siyaset bilimcinin optimal alt koşullarda en iyi rejimin ne olacağını düşünmesi gerektiğini söyler. Üçüncü olarak siyaset bilimci ne kadar mükemmellikten uzak olursa olsun her rejimi daima istikrarlı ve uyumlu hale getirmenin bilgisine sahip olmalıdır. Nihayet siyaset bilimci bizim siyasal retorik diyebileceğimiz
var olan rejimleri ideale yaklaştırmaya hizmet eden alana dair, yani reform ve ikna etme teknikleri hakkında bir şeyler bilmelidir. Bütün olarak bu dört sorunun araştırmaya rehberlik etmesi, onu şekillendirmesi ve yönlendirmesine niyet edilmiştir. Bu soruların emin olunan ve kesin sonuçlara yönlendirmesi beklenmeyip devlet adamlarını ve vatandaşları karar alma işinde yönlendirme ve bilgilendirmesi amaçlanmıştır. Siyaset biliminin pratik bir bilim, bir yargı bilimi, belli koşullar ve durumlar altında eylemi yönlendirmeye yönelen bir bilim olduğunu akılda tutarak, nihayet Aristoteles siyaset biliminin lisanının aklı selimi veya siyasal aktörlerin sıradan dilini yansıtmasının önemli olduğunu belirtir. Aristoteles'in politikasında hiç jargon bulunmamaktadır. Aristoteles'in siyaset bilimi tamamıyla sıradan konuşmanın yörüngesinde kalır. Böyle bir lisan bilimsel olarak muğlaklıktan arındırıldığı iddiasında olmayıp tartışmalarda ve meclislerde, hukuk mahkemelerinde ve konseylerde ve benzeri yerlerdeki insanlara uygun ispat standartları kullanmaktadır. Aristotelesçi siyaset biliminin lisanı insanın lisanıdır. Siyasal hayvanın. Onu asla siyaset bilimine veya siyaset çalışmasına suni olarak dışarıdan ithal edilmiş teknik jargon kullanırken duymazsınız. Aristoteles'i en ayırt eden şey onun lisanının diğer siyaset bilimcilere ve filozoflara yöneltilmeyip kesinlikle vatandaşlara ve devlet adamlarına yöneltilmesidir. Onun kamusal bir yönelimi vardır. Kamuya yöneltilmiştir. Kamusal ruhludur. Ortak iyi ile ilgilidir. Bunu günümüz siyaset bilimi ile karşılaştırın. Aristoteles'in daha çok rejim ile ilgili olmasına karşılık, bugün siyaset bilimciler bilimin soyut doğrularını geliştirme ve metodolojik olarak güçlü ve saf bir siyaset bilimi yaratma iddialarıyla daha ilgili görünmektedirler. Pek çok açıdan modern siyaset bilimi objektif olmak için, tarafsız olmak için, sanki insan ilişkilerini uzaktaki bir gezegenden gözlemliyormuş gibi rejimin üzerinde ve ondan ayrı olduğunu iddia eder. Aristoteles duruşunu siyasetin içinden ve parçası olduğu rejimden alır. Tabii ki çağdaş siyaset bilimcilerin tarafsız olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Onlar sıklıkla bizim değerler, değer yargıları dediğimiz görüşlerini katmaktadırlar. Onları tartışmalarına katmaktadırlar. Bu değerler onlar tarafından tamamıyla öznel kabul edilir. Yine deyim yerindeyse onların kendi değer yargıları ve gerçek anlamda siyaset biliminin bir parçası değil. Fakat hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Çoğu çağdaş siyaset bilimci liberal olma eğilimindedir. Onların değerleri liberal değerlerdir. Bu bir soru yaratır. Çağdaş siyaset bilimi ile liberalizm arasındaki ilişki tamamen bir tesadüf müdür? Yoksa onların arasında içkin, zorunlu bir bağ mı vardır? Bir kimse gerçekten hangi siyaset biliminin gerçekten daha bilimsel olduğunu sorgulayarak iyi bir şey yapar. Aristoteles'in açıkça ve zorunlu olarak normatif olan devlet adamlarına ve vatandaşlara rejimlerini nasıl kollamaları gerektiği hakkında tavsiyelerde bulunan siyaset bilimi mi? Yoksa tarafsız olduğunu iddia eden fakat kendi değerlerini ve tercihlerini daima arka kapıdan sokan çağdaş siyaset bilimi mi? Bu partizanca notla sonlandırıyorum. Hatırlatayım, Cuma günü Prens'e başlıyoruz. Machiavelli'yi okuyacağız.